Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Daire Başkanım, değerli kongre bildiri sahipleri, saygıdeğer konuklar, üniversitemizin değerli öğretim üyeleri ve öğretim elemanları, kıymetli öğrencilerimiz ve değerli basın mensupları. Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Kongre açılış programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış ve protokol konuşmaları, plaket ve hediye takdimi, açılış konferansı, kokteyl, müzik dinletisi, panel. Programa başlamadan önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Saygıdeğer konuklarımız, açılış konuşmalarını yapmak üzere Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Doçent Doktor Ayhan Aytin'i kürsüye davet ediyorum. Herkese günaydın, hoş geldiniz diyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Genel Müdür Vekilim, Mobilya ve Ağaç İşleri sektörümüzün değerli temsilcileri, değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler, kıymetli misafirlerimiz ve basınımızın değerli mensupları, protokolümüzün saygıdeğer üyeleri. Düzce Üniversitesi, Düzce Meslekçi Okulu, Orman Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi'nin birlikte organize ettiği mobilya endüstrisinde üniversite sanayi işbirliğinin önemi ve kurumsal gelişim temalı 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Konferansı'na hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce 15 Temmuz şehitlerimizi ve kazilerimizi, ayrıca dün şehit ve kazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Sektör raporları mobilya ihracatımızın son yıllarda işlem hacmini oldukça artırdığını göstermektedir ki bu dünya genelinde olan bir durum. Benzer durumun ülkemiz içinde geçerli olduğunu görmekteyiz. Dünyada rakam olarak baktığımızda işlem hacminde 16 ile 18. sıra bandında olmamıza rağmen işlem büyüklüğümüzün ticaretten aldığımızın payın %1-2 civarında olduğunu görüyoruz. Bu aslında 16-18 sırada olmamıza rağmen yapacak çok fazla işimizin, kat edecek çok fazla yolumuzun olduğunu göstermektedir. Aslında burada hepimize, hep birlikte paydaşlarımıza çok fazla iş düşüyor. Bunun için de birbirimizin farkında olmamız gerekiyor. Bu şu demek, yanı başımızda duran, etrafımızı çevreleyen gücü fark etmeliyiz anlamını taşıyor. Değerli akademisyen hocalarımızın yapmış oldukları çalışmalarda ve sanayicilerimizin yapacak oldukları bilgilendirmelerde daha teferruatlı bilgilerin olduğunu biliyoruz. O yüzden bu konudaki sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bazen karar vermek için çok kısa bir zamanımız olur. Kafanızda bir şimşek çakar, o an her şey bir bambaşka olur ve bir karar verirsiniz. Bizim konfeksiyon de öyle oldu.
Konya'ya 3. Ulusal Mobilya Dekorasyon Kongresi'ne bildirimizi sunmak için gittiğimizde hiç aklımızda böyle bir düşünce yoktu. Yani bir sonraki kongreyi biz yapalım diye. Sırt ağları çeken, affedersiniz, değerli oda arkadaşım, konuşma vaktini bulduğu zamanların bir tanesinde Ayhan biz neden bir sonraki kongreyi düzenlemeyelim dedi. Düzenleyelim, evet düzenlemeyelim dedi. O anlık bir cümle kıymetli hocalarımızdan, kapanış oturumunda, danışma kurulumuzdan bir sonraki kongreyi Düzce'de yapalım deme gücünü bize verdi. O cümleden hareket ettik ve değerli misafirlerimiz şimdi sizden huzurunuzda Düzce'de 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Kongremizin ana felsefesi Konya'da oluştu. Kapanış oturum bildirgemiz. Mobilya sektörüne yönelik farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerin bilimsel çalışmalarıyla bir araya gelmesi, bilgi ve deneyimlerin aktarılması, süre giden çalışmalara zemin hazırlanması, mobilya sektörü firma temsilcilerinin akademik çevre ile bir araya gelerek tanışmaları ve görüşlerini ifade etmeleri, yine karşılıklı taraflar arasında beklentilere cevap verebilecek bağların güçlendirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin önemi ve kurumsallaşma temalı kongremizin temel felsefelerini oluşturmaktadır. Kongremiz sadece akademisyenlerin çalışmalarına ibaret bir kongre değil. Aynı zamanda bilimsel oturumlarda sanayicilerimize mümkün olduğunca fazla yer verdiğimiz, özel bir oturum düzenlemiş olduğumuz bir çalışma programıyla devam edecektir. Yine aynı şekilde bir başka etkinliğimiz, başka kongrenin farklı olarak, belki daha önceki kongremizde bu yapıldı, fikri orada oluştu. Biz de bunu aldık, standlar oluşturduk. Ülkemizin çok değerli firmalarının katılımcısı olmuş olduğu standlarımız var. Bu standlarımız öğle yemeğinin ardından ziyarete açılacak. Üniversitemizin Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde 1. kattan ve bütün sanayicilerimizi, bütün misafirlerimizi bu standlarımıza bekliyoruz. İstanbul ile Ankara arasında bulunan Düzce'mizde bizlerin 4. Uluslararası Mobilya Dekorasyon Kongresi'ne bir araya gelmesini sağlayan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kelebek mobilya Düzce için her zaman önemli olmuştur. Ancak bugünlerde bu daha önemli hale gelmiş görünüyor. Kelebek mobilya Düzce için çok daha istekli diye görüyorum. Kelebek mobilya, Kastamonu entegre, Aquacol doğal boya, Divapan entegre, Hasen teknik ahşap, Turna ahşap, Samet, Ayımsat, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası bu güzel organizasyonda bizlere maksimum oranda maddi ve manevi desteklerini esirgemediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Müdürüm Ayhan Şaman'dan özellikle belirtmek isterim. Kongrenin çalışmalarına başladığımız ilk günden itibaren bir mobilyacı gibi, ağaç işleri sektöründen kar bekleyen bir işletmeci gibi benimle beraber çalıştı. Kendilerine özel bir teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Valim, bizlere bu imkanı verdiğiniz için, böyle bir kongre düzenlememize vesile olduğunuz için ayrıca da sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Salonumuzu şereflendirenler arasında Sayın Belediye Başkanımız da bulunmakta. Kendisine hoş geldiniz diyoruz tekrar. Saygıdeğer konuklarımız, Kongre Düzenleme ve Onur Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Ayhan Şamandar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Başkanım, Sayın Rektörüm, değerli protokol üyeleri, değerli sanayiciler, kıymetli hocalarımız, öğrencilerimiz, değerli basın mensupları, 4. Uluslararası Mobilya Kongremize hoş geldiniz. Düzce ilimiz mobilya ile alınan bir il. Şu anda 240 kayıtlı işletme var. Bunlarda da 4500 kişi çalışıyor. Bu da toplam çalışanın %15'i Düzce'de mobilya sektöründe çalışıyor, ağaç işleri sektöründe. Fakat bir özelliğimiz var. 18 kaplama fabrikası var Türkiye'de, 11 tanesi Düzce'de. Bu bize büyük gurur veriyor.
bunların sayısını ve mobilya işletmelerinin sayısını artmasını istiyoruz. İnşallah da olacaktır diye düşünüyoruz. Düzce ilinde ilk yüksek öğretim kurumu 1976 yılında kuruluyor ve orada 1983 yılında bir mobilya dekorasyon bölümü açılıyor. Daha sonra Düzce'nin mobilya özelliğinden dolayı, ağaç işleri endüstrisinden dolayı 1993 yılında Orman Fakültesi kuruluyor Düzce'de. Ve Teknik Eğitim Fakültesi'nde mobilya dekorasyon bölümü kuruluyor. İşte bu üç bölüm hocalarıyla biz bu kongrede çalıştık. Ben bütün emeğe geçen hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Mobilya sektörünü dolaştık, gezdik. Hakikaten çok büyük destek verdiler. Sponsorlarından anlaşılıyor. Orada şunu gördük. Mobilya tasarımı konusunda bir bölüm açmamızı istediler. Bu konuda rektörümüzle görüştük. Rektörümüzün de emriyle bu bölümü inşallah açacağız. Mobilya tasarımı konusunda yani katma değeri yüksek ürünler üretmek amacıyla bu 2 yıllık ve 4 yıllık bölümü inşallah önümüzdeki günlerde açılacaktır. Az önce Ayhan hocamız da bahsetti. Dünyada 450 milyar dolarlık bir pazar var. Bu pazarın 180 milyar doları ihracat yoluyla gerçekleşiyor. Ama bunun %1.4'ü ülkemiz tarafından yapılıyor. Yani 2.4 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Son yıllarda ciddi bir hamle yaptık. İşte sektörün değerli temsilcileri buradalar. Ama yeter mi? Yetmez. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Düzce Ticaret Odası ve SWOT analiziyle ilgili rektörümüze başvurdu. Rektör hocamız bu görevi iki arkadaşımıza verdi ve 14 kişi toplamda biz komisyon başkanı olarak 6 sektöre SWOT analizi yaptık bu geçtiğimiz yıl. Bu SWOT analizlerinden yapılan sektörden bir tanesi de mobilya ve ağaç işleri endüstrisiydi. 100'e yakın firmayı dolaştık. Her bir firmaya 200 tane soru sorduk. O çıkan sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. En önemli sorun şu anda aslında sadece mobilyanın değil bütün sektörün sorunu nitelikli personel eksikliği çıktı. Daha sonra altyapı sorunları, tasarım ve Ar-Ge eksikliği, standartlaşma sorunu, ham madde sorunu, test laboratuvarının eksikliği, bunu üniversite sanayi ve işbirliğinin yeterince olmadığı, işte onun için zaten bu tür birliktelikleri planlıyoruz. Sermaye yetersizliği, markalaşma, pazarlaşma, teknoloji dışa bağımlılık ve Düzce'de gümrük olmaması şeklinde bu sorunlar sıralandı. Değerli katılımcılar, ülkemizin bir önemli bir özelliği var. %42 bizim 0 ve 24 yaş arası genç bir nüfusumuz var. Bu da 33 milyon yapıyor. Ülkemizin birinci önceliği bu genç nüfusu iyi yetiştirmemiz. Şöyle bir baktım, herkes eleman arıyor. Bütün sanayici şu anda fabrikada çalışacak eleman arıyor, mobilya da arıyor, herkes arıyor. Kaynakçısı da, boyacısı da herkes arıyor. Şöyle bir baktığımda Almanya lise seviyesinde 100 öğrenciden 65'ini mesleki ve teknik eğitimde okutuyor, eğitiyor. İtalya %45'ini, yani 100 öğrenciden 45'ini, biz de baktığımızda bu 100 öğrenciden lise seviyesinde 18'ini. İşte bu nitelikli ara eleman sıkıntısı buradan kaynaklanıyor. Yani bizim özel meslek liselerini, özel teknik lise, OSB'lerde şimdi açılıyor, sayılar da gittikçe artıyor. Mevcutların da kalitesini ve niteliklerini artırmamız gerekiyor. Yoksa bu sıkıntı giderek büyüyecek. Çok ciddi bir hal alacak. Onun için acil eylem planlarıyla bunların artırılması, yani meslek ve teknik eğitimde öğrenim gören öğrencilerin sayılarının artırılması gerekiyor. Yurt dışından ve ülkemizin farklı illerinden, Düzce'mizden, kongremize katılan, siz değerli katılımcılara, sponsorlarımız Kelebek Mobilya, Divapen, Kastomon Entegre, Sancaklı Mobilya, Turna Ahşap, Hasel Ahşap, Samet, Ayımsat, Monoline Mobilya, Akuokul ve Düzce Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Müsiat, Oksijen Medya Grubu, tüm yerel ve ulusal basınımıza çok çok teşekkür ediyoruz. 4. Uluslararası Mobilya Dekorasyon Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Kongre Düzenleme Kurulu olarak saygılarımızı sunuyoruz.
Konuşmalarından dolayı Sayın Şamandar'a teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Ankara Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanı Sayın Kenan Akyüz'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, çok değerli hocalarımız, sektörün değerli temsilcileri, çok değerli öğrenciler, basın mensupları, Orman Genel Müdürlüğü adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında biliyorsunuz biz Türk milleti olarak görsel zekaya sahibiz. Sonuyla bir desteklemek istemiştim ama spontane konuşacağım. Mobilya deyince akla ahşap geliyor ilk önce. Ahşabın kaynağı da ormanlarımız. Birçok noktada ikili görüşmelerimizde hep bize şunu soruyorlar. Diyorlar ki, Türkiye'de yeterince orman var mı? Biz sanayi kuracağız, tesis kuracağız, yeterli ham maddeyi bize sağlayabilecek misiniz noktasında bize ciddi anlamda sorular geliyor. Biz de şunları söylüyoruz. Evet, biz Türkiye ormanlarından sanayinin ihtiyacını karşılamaya adayız, karşılayacağız diyoruz. Evet, çok değerli katılımcılar. Bugün şu kadarını söyleyebiliriz. Türkiye'de orman varlığı ciddi anlamda artmaya devam ediyor. Orman varlığı artarken ormanlarımızdaki odun serveti de artıyor. Şu an itibariyle 2.3 milyon hektar devlet ormanımız bulunuyor. Burada 1.6 milyar metreküp servet birikimi var. Bununla beraber ormanların ürettiği her yıl artım miktarı da artmaya devam ediyor. Şu an itibariyle bizim her yıl 46 milyon metreküp odun artımına sahibiz. Peki biz bunun ne kadarını alıyoruz, sanayiye veriyoruz? Değerli arkadaşlar, rakam 21 milyon metreküp. Yani biz yıllık odun artımının %46'sını alabiliyoruz. Dünya ile kıyasladığımız zaman bu yaklaşık %30 civarında daha aşağıda. Dünya %80'in altında. Dolayısıyla ormanların daha odun ham maddesi verme kapasitesi mevcut. Bununla beraber Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında bulunan koruma, geliştirme ve işletme faaliyetleri içerisinde Orman Genel Müdürlüğü olarak ciddi anlamda ağaçlandırma çalışmalarına imza atıyoruz. Türkiye, dünyada orman alanlarını geliştiren nadir ülkelerden bir tanesi. İlk üçe giriyoruz. Yapmış olduğumuz ağaçlandırma seferberliğiyle rakam çok yüksek. 4.2 milyon hektar orman alanı ağaçlandırdık. Bu noktada 3.2 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon hektar orman alanı yok oluyorken biz Türkiye olarak bu başarıya imza attık. Bununla beraber odun ham maddesine olan ihtiyacını karşılayabilmek için son zamanlarda belki biraz geç kaldık ama endüstriyel odun üretimine yönelik olarak endüstriyel plantasyonlara ağırlık verdik. Dolayısıyla biz sektöre giren arkadaşlarımızla, yatırım yapacak olan arkadaşlarımıza Orman Genel Müdürlüğü olarak hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki korkmayın, ham madde noktasında Orman Genel Müdürlüğü olarak biz gerekeni yapıyoruz. Tabii ki bu işleri yaparken sanayinin bizden istediklerini de göz ardı etmiyoruz. Birçok noktada işte son gelişmelerden sonra sertifikasyon olayı ihracat noktasında mobilya sektörünün sertifikasyona önem verdiğini biliyoruz. İhracat için önlerindeki engelin kalkması için biliyorsunuz 2013 yılında Avrupa Birliği parlamentosu bir karar aldı. Yasallık belgesi istiyor. Kendi yurtta ya Avrupa Birliği içerisinde bir ihracat gerçekleştireceği zaman yani bir ihracat yapacağımız zaman diyor ki bu getirdiğiniz ham maddenin kaynağı nedir? Bunu bize ispatlamanız gerekiyor. Ya da getirdiğiniz ham madde sertifikalı ürün olması gerekiyor. Bu belgeyi bize ibraz etmeniz gerekiyor dedikleri için Orman Genel Müdürlüğü olarak hızlı bir şekilde sertifikasyon sistemine girdik. Yaklaşık şu anda 2.4 milyon hektar orman alanını yani orman varlığımızın %11'ini FSC sertifikasına haiz kıldık. Üretimimizin, tabii bunları yaparken üretimin yoğun olduğu yerleri tercih ettik.
Şu anda üretimimizin %18'i FSC sertifikalı ormanlardan gerçekleşiyor. Bu da sektörün önünün açılması için ciddi bir atılım oldu. Bunlar yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Yani sektörün ihtiyaçlarını karşılanması için her şeyden önce ham madde maliyetlerinin kabul edilebilir ve rekabet edilebilir olması gerekiyor. Yani artık dünya global bir köy haline dönüştü. Bugün sanayicimiz bir maille, bir telefonla Ukrayna'dan, bırakın Ukrayna'yı Amerika'dan, Venezuela'dan, Kanada'dan gemiler dolusu orman envalini getirme durumunda. Baktığımız zaman daha dün Orman Genel Müdürlüğü üretim noktasında 7 milyon metreküpleri üretirken son 14 yılda bu rakam şu an itibariyle 2018 bütçesine koyduğumuz rakam 23 milyon metreküplere çıktı. Dolayısıyla sektörün yeterli ham maddeyi bulması, bununla beraber kabul edilebilir, rekabet edebilir fiyatlarla ham maddeyi alması için çok ciddi adımlar atmak zorundayız. Attığımız adımların da yeterli olmadığını düşünüyoruz. En son olarak biliyorsunuz orman ürünlerinden alınan fonları kaldırdı. Orman Genel Müdürlüğü bu noktada ciddi bir gelirinden vazgeçti sanayici için. Bütün bunlar yeterli olmayacak. Ancak genel müdürlük olarak bizim de bazı kısıtlarımız var. Biliyorsunuz belki nadir ülkelerden biriyiz anayasada ormanla ilgili hüküm bulunan. Anayasanın 169. maddesi ve 170. maddeleri bizi bu noktada bağlıyor. 169. maddesi devlet eliyle ormanların yönetilmesini gerektiğine hükmederken 170. maddesi orman köylülerini görmezden gelemezsiniz diyor bize. Yaptığınız bütün faaliyetlerinde orman köylülerini işlendirmek noktasında gerekli adımları atmayı biz ormancılara, Orman Genel Müdürlüğü'ne hükmediyor. Dolayısıyla anayasadan gelen bu hükümler çerçevesinde bizler de orman kanununda gerekli hükümleri koyduk, kanunlarla çalışmak zorunda kalıyoruz. Ve orman kanununun 26 ve 44. maddeleri arasında her şeyin nasıl yapılacağı hükme bağlanmış durumda. Aslında bu bizi güçlendirirken bir taraftan da ciddi anlamda elimizi kısıtlıyor. 1956 yılında çıkan kanunların günümüzün ihtiyaçlarına cevaz vermesi maalesef çok mümkün olmuyor. Kanun değişiklikleri de takdir edersiniz kolaylıkla gerçekleştirilen unsurlar değil. O yüzden sektörle beraber, hep beraber ciddi mücadeleler veriyoruz. Sektörün bu noktada daha ileri gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dedik ya kanunlarla yönetiliyoruz noktasındayız dedik. Sadece satışlarla ilgili bile Orman Kanunu'nun 30. maddesi satışların nasıl yapılacağını bizlere dikte ediyor. Açık artırmanın esas olduğunu söylüyor. Tahsis satışların Bakanlar Kurulu'yla düzenleneceğini ve bunda da özellik bir aciliyet, bir zaruret olması gerektiğini hükmediyor. Bütün bunlara rağmen değerli arkadaşlar son yıllarda ciddi mesafeler kat ettik. Özellikle fabrika ve tesis sahiplerine artık dedik ki Orman Genel Müdürlüğü olarak biz sizlere ham madde garantisi veriyoruz. Hiç kimse bundan sonra ham maddesini yurt dışından alma cihetine gitmesin istedik. Ve belli bir kapasitenin üzerinde olan fabrika ve tesislere ham madde garantisi verdik. Maliyetlerin düşürülmesi noktasında dikili ağaç satışlarını tüm dünyada olduğu gibi biz de ülkemizde artırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili her türlü çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Mevzuat düzenlemelerini yaptık. Sektörün artık bu işin içerisinde girmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Neticede şunu söyleyeceğim. Bugün hepimizin çok iyi bildiği, her gün duyduğu bir kavram var. İklim değişikliği ve küresel ısınma. Maalesef dünyanın karşı karşıya kaldığı tehlikelerden bir tanesi. Ve bunların panzehiri ormanlar. Bunun panzehiri ormanlar derken ormanlardaki ahşap değerli arkadaşlar. Odun ham maddesi. Yani bünyesinde karbonu bulunduran odun. Mobilyada da odun ham maddesinin çok yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ahşap kullanmak yani sadece mobilyada değil bütün yaşam alanlarımızda ahşabı geliştirmek, yaygınlaştırmak dünyaya kurtuluş için bir adım atmak anlamına geliyor. O yüzden mobilya sektöründe de biz ahşabın çok yoğun olarak kullanılmasını tercih ediyoruz, istiyoruz.
Ancak üzülerek müşahede ediyoruz ki son zamanlarda mobilya sektöründe ahşabın gittikçe gerilediğini görüyoruz. Gerçekten bu çok üzücü. Yani alternatif ürünlerin maliyet noktasında ahşaptan daha ön plana çıkması, mobilya sektöründe ahşabın daha az kullanıldığını gösteriyor. Mobilya sektörü olarak ahşabı kastettiğim biraz da masif ahşap, yani orijinal ahşap kullanmak noktasında gereken gayreti arkadaşlarımızın göstermesini buradan istirham ediyorum. Evet, söylenecek çok söz var ama şu kadarını söyleyeyim. Orman Genel Müdürlüğü olarak biz bu sektörün, mobilya sektörünün ahşap kullanımı noktasında sonuna kadar arkasındayız. Her türlü görüşe, her türlü fikre, her türlü teklife açığız. Ne yapılması gerekiyorsa da hep beraber yapalım diyoruz. Kongremizin hayırlara vesile olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Sayın Akgüz'e teşekkür ediyoruz. Sayın konuklarımız, konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, kıymetli başkanım, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, üniversitemizin öncülüğünde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Mobilya Kongresi'ne katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Özellikle mobilya sektörü hepimizin bildiği üzere yüksek düzeyde rekabetçi, yenilikçi ve bu topraklardan marka çıkarmayı başarmış olduğumuz belli başlı sektörlerimizin başında geliyor. Ancak maalesef bildiğim kadarıyla sektörde çok nitelikli çalışan ihtiyacı duyuluyor olmasına rağmen, nitelikli arayış gücüne ihtiyaç duyuluyor olmasına rağmen biz yıllardan beridir, yaklaşık 4 yıldır yaşıyoruz ki ağaç işleri endüstri mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği alanlarımıza öğrencilerimizin ilgisi, alakası, merakı biraz azalmış durumda. Üreticilerimizin de bundan muzdarip olduklarını düşünüyorum. Ümit ediyorum ki zaman içerisinde bu bölümlerimiz bu tür etkinliklerle, bu kongrelerle de bir farkındalık oluşturarak hak ettikleri yeri ve değeri görürler diye ümit ediyorum. Tabii sektör çok rekabetçi. Bizler tabii üreticilere çok yakın değiliz ama tam tersine müşteri portföyüne yakın kişileriz. Hem hanımlar olarak hem de nihai kullanıcılar olarak baktığınızda. Tabii bu kadar yüksek düzeyde rekabetin olduğu bir ortamda özellikle Porter'ın sözünü ve yaklaşımını hatırlamak gerekiyor. Porter çok güzel söylüyor. Diyor ki rekabet uluslararası olabilir ama rekabeti besleyen, rekabet avantajını oluşturan mutlaka ulusal etkenler vardır diyor. Yani tabii ki sektörün rekabetçi olması, uluslararası rakiplerimizin olması çok önemli ve yapılan üretime de nitelik getiren alanlar ama ülkemizdeki bu rekabetçi koşulları, yerel faktörleri, etkenleri de görmezden gelmek mümkün değil zannediyorum. Çok büyük uluslararası mobilya devlerinin asıl öne çıktıkları rekabet avantajlarının da biraz önce hocalarımızın da söylediği tasarım boyutu olduğunu görüyoruz. Fonksiyonellik, işlevsellik, tasarım gerçekten çok önemli. Hani böyle isim vermek doğru mudur bilemiyorum ama IKEA'ya falan aslına bakarsanız değil mi? Bütün ülkelerde varlık gösteriyor olmasının en temel sebebi o tasarım, fonksiyonellik, küçük mekanlar için geliştirdikleri çözümler ve öneriler. İşte bizim de zannediyorum nitelikte, teknolojide kesinlikle yakaladığımız çok önemli avantajlarımız var. Son yıllarda getirdiğimiz, tasarıma getirdiğimiz yeni renk ve heyecanla da gerçekten bence çok çok iyi duruma geldi mobilya sektörü. Ancak her alanda olduğu gibi, modada olduğu gibi, mobilyada olduğu gibi, endüstriyel ürünlerin her alanında olduğu gibi tasarıma çok çok önem vermemiz gerekiyor. Tasarım birincisi, ikincisinin de malzeme olduğunu düşünüyorum. Malzeme konusunda da ihtisaslaşma sürecinde olan bir üniversiteyiz. Ülkemizin ihtisaslaşmaya hak kazanmış
pilot üniversite olmaya hak kazanmış, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma kapsamında 5 üniversitesinden bir tanesiyiz. Özellikle çevre alanında yaptığımız çalışmalar, tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı ve o tarımsal atıkların değerlendirilebilmesi için de en önemli alanın mobilya sektörü olduğunu biliyoruz ve düşünüyoruz. Özellikle kongrenin temasının üniversite sanayi işbirliği olduğu bir alanda, özellikle bizim bu ihtisaslaşma alanımıza da dokunan çalışmaların ve işbirliklerinin de bu kongreden çıkmasından çok büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Her şeyden önce özellikle bu kongreye katkı sağlayan sanayicilerimize, bütün sponsorlara ve buraya gelerek, kıymet vererek aramızda bulunan sektör temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Başarılı, verimli, ülkemiz ve memleketimiz için hayırlı bir kongre olmasını diliyor. Dünya bilgileri türetilmesini ümit ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli konuklarımız, Düzce Vali Yardımcısı Sayın Hasan Bağcı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Rektörümüz, değerli iş adamlarımız, sevgili öğrenciler ve basınımızın değerli mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gerçekten bugün ülke ekonomimizde önemli bir yer tutan, önemli sektör olan mobilya sektörünün daha gelişmesi için neler, hangi tedbirler alınır veya alınamaz gibi tedbirler tartışmak üzere yapılmış olan bu kongrede sizlerle birlikte olmaktan gerçek mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. İnsanlık tarihinin ilk sanat dallarından biri olan mobilya imalatı zaman süreci içerisinde elbette ki bir takım değişimler ve gelişmeler göstererek bir sanayi sektörü haline gelmiş bulmaktadır. Bu sanayi sektörü haline gelirken tabii bu sanayinin de bir takım problemleri var mıdır? Vardır. Öncelikle nitelikli insan gücü açısından gerekse ham madde kaynakları itibariyle maliyeti düşürücü bir takım tedbirler açısından önemli problemler yaşamaktadır. Tabii burada hem devlet olarak hem de sanayicilerimiz açısından, işbirliği açısından bu ham madde ve nitelikli insan gücünde önemli gelişmeler sağlama zorundayız. Çünkü bunu yapamadığımız takdirde küresel ekonomiden gerekli payı almamız mümkün değil. Bu itibarla öncelikle hem Düzce olarak hem de ülke ekonomisi açısından nitelikli insan gücünü her şeyden önce geliştirmemiz lazım, artırmamız lazım. Bunun için de biraz önce hocamız ifade ettiği gibi sanat okullarımızdaki bu mobilya bölümündeki öğrenci sayımızı artırmamız lazım. Yeni yeni okullar açmamız lazım. Ama görüyoruz ki bugün veya geçmişte de endüstri meslek liselerinde o bölümde en az öğrencisi olan bölüm maalesef. Bunun özellikle irdelenmesi, araştırılması gereken bir konu olarak düşünüyorum. Hem sanayimizin önündeki bu engelleri aşmak hem de küresel ekonomiden kendimize düşen payı alabilmek için hem de bu alanda lider durumunda olan İtalya'yı yakalayabilmek için her türlü gayret ve çaba içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlara vesile olmasını ve başarılı geçmesini temennisiyle hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sayın Valimize teşekkür ederiz. Saygıdeğer konuklarımız, programımız plaket ve hediye takdimi ile devam etmektedir. Kongreye vermiş oldukları katkılardan dolayı plaket ve hediyelerini almak üzere Sayın İbrahim Sancaklı'yı sahneye alırken plaket ve hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Profesör Doktor Mehmet Budakçı'yı sahneye davet ediyorum.
Sayın hocamıza ve konuğumuza teşekkür ediyor. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Sayın Hakan Zengin'i sahneye alırken plaket ve hediyelerini takdim etmek üzere Doçent Doktor Necmi Aksoy'u sahneye davet ediyorum. Sayın hocamıza ve konuğumuza teşekkür ediyor. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Sayın Mehmet Saygun'u sahneye alırken plaket ve hediyelerini vermek üzere Sayın Profesör Doktor Ayhan Şamandar'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Mete Akter'i sahneye alırken plaket ve hediyelerini takdim etmek üzere rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar'ı sahneye davet ediyorum. Sayın rektörümüze ve konuğumuza teşekkür ediyor. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Kastamonu Entegre adına Sayın Ferhat Naci Güngör'ü sahneye alırken plaket ve hediyelerini takdim etmek üzere belediye başkanımız Sayın Dursun Ay'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza ve Sayın konuğumuza teşekkür ediyor. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Sayın Davut Doğan'ı sahneye alırken plaket ve hediyelerini takdim etmek üzere Vali Yardımcımız Sayın Hasan Bağcı'yı sahneye davet ediyorum. Sayın Valimize ve değerli konuğumuza teşekkür ediyor. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Değerli konuklarımız, programımız açılış konferansı ile devam etmektedir. Mobilya sektöründe endüstriyel gelişme ve kurumsallaşma başlıklı sunumunu yapmak üzere Doğutaş Holding Başkanı Sayın Davut Doğan'ı sahneye davet ediyorum. Değerli temsilcileri, değerli öğretim görevlileri, öğrenci arkadaşlarım ve basınımızın değerli temsilcileri. Dün Makedonya'daydım. Makedonya Başbakanı'yla da biraz mobilya sektörünü konuştuk ziyarete gittiğimizde. Çünkü Makedonya'da
mobilya açısından çok önemli, ağaç işleri bakımından çok önemli bir bölge. Kongrenin düzenlenmesini emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bana da sektör adına konuşma verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sektörümüzün 3 döneme ayıracak olursak mobilya sektöründe bir 90'lı yılların öncesine bakmamız gerekiyor. 90'lı yıllardan önce mobilya sektöründe geleneksel yöntemlerle üretim tesisleri olduğunu görüyoruz. Daha çok mikro işletmeler var, KOBİ işletmeleri var. Markasız mobilyacıların olduğu bir dönem yaşıyoruz. Burada en kurumsal ve tek bir kurumsal marka orada Düzce doğumlu Kelebek Mobilya'yı görüyoruz. Kelebek Mobilya'yı bizim elimizdeki belgelerden de baktığımız zaman ne kadar köklü, ne kadar önemli bir marka olduğunu görebiliyoruz. 1935 yılında, yani bundan 82 yıl önce kurulmuş bir tesisten söz ediyoruz. Yine bizim elimizdeki belgelerde özellikle Ulu Önder Atatürk'ün imzasını taşıyan ve arsa tahsisinde özellikle Bakanlar Kurulu ile birlikte imzasını taşıyan bir belge var. Bir başka belgede yine o günkü dönemde bile aslında Atatürk'ün vizyonunu gösteren bir belge. Kelebek Mobilya'nın ithalat için dışarıdan teknoloji getirmesiyle ilgili destekte bulunuyor ve o dönemde yine Atatürk'ün imzasını taşıyan Bakanlar Kurulu imzasıyla ithalat yapıyor. En önemlisi de Kelebek Mobilya'nın aslında Türkiye'nin o dönemde uçak fabrikası kurmak için yapmış olduğu girişimde kontrplak fabrikası kurulması için ve bu kontrplak fabrikasında da Türkiye'de üretilecek olan uçakların kanadını yapması için bir çalışılıyor ve Kelebek ismi de aslında oradan alıyor. Yani bu Kelebek Düzce'de bir marka olduğu için de özellikle bunu anlatma gereği duydum. Ve borsaya da yine açılan ilk marka Kelebek Mobilya. Bütün bildiğiniz mobilya markalarını aslında taklit ettiği, yani onu örnek aldığını söyleyebiliriz. Bu açıdan da önemli. 90'lı yıllarda özellikle kanepe dönemiyle birlikte mobilya sektöründe bir kanepe boşluğu, yer yataklarından artık kanepelere geçildiği Açyat, Seryat, Çekyat gibi bir dönemde markalaşma dönemi başlıyor ve ilk televizyon reklamlarının o dönemde olduğunu görüyoruz ve bugün bildiğiniz en önemli 10 marka diyelim ki bu 10 markanın da o dönemde aslında büyüdüğünü ve markalaştığını görüyoruz. Onun için de bu dönemde markalaşma dönemi diyebiliriz. Büyük yatırımların olduğu, kurumsallaşmanın aslında başladığı ve profesyonelleşmenin de başladığı bir dönem olarak görüyoruz. Üçüncü dönemde sektörde bir örgütlenme dönemi oluyor ve daha çok sektör yeni yeni toparlanmaya başlıyor. Ve 8. kalkınma planında da özellikle benim de komite başkanlığını yaptım. 8. kalkınma planı var. 9. kalkınma planlarında özellikle çalıştım. O döneme kadar mobilya sektörünün hiçbir yerde adı anılmıyor. Yani ortak bir düzenlenmiş bir kitabı yok, bir yayını yok. Ağaç işleri başlığı altında toplanılmış sektör sorunları konuşulmuş. İlk kez mobilyanın bir kitabını yazdık o dönemde. Ve bir istatistik çıkartmaya çalıştık. Fakat sektöre ait herhangi bir veriye ulaşamadık. Çok bilgi kirliliği vardı. Sektörün durumunu o dönemde yavaş yavaş analiz etmeye başladı. Bu dönemde sektör dernekleşme ve örgütlenmeye gidiyor. Mutfakçılar, mutfak üreticiler değil bu deri kuruyor. Ofisçiler, ofis mobilyacıları derneği OMSİAT'ı kuruyor. Yine benim de kurucu başkanlığını yaptığım Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSTEV'in kuruluşunu gerçekleştirdik. Yine MOBDER gibi, MOBSAT gibi başka arkadaşları yeni dernekler kuruyor ve sektörümüzde örgütlenme geç de olsa önemli ölçüde tamamlanmış oluyor. Aslında Avrupa ülkelerindeki federasyonların, konfederasyonların 50 yıllık, 60 yıllık geçmişi olduğunu görüyoruz. Bu bizim açımızdan tabii ki gecikmiş bir örgütlenme oluyor. Daha sonra Odalar Borsa Birliği'nde yine 10 yıl başkanlığını yaptım. Türkiye Mobilya Sektör Meclisi Başkanlığı'nda bir çatı kuruluş olarak bu arkadaşlarla birlikte bir araya geldik ve artık sektörün sorunlarını daha kurumsal bir yapıda konuşuyor olmaya başladık. İhracatçılar Birliği'nde bizden önceki dönemlerde yine mobilya üreticilerin olmadığı bir İhracatçılar Birliği var. Çünkü kağıt
üreticileriyle birlikte anılıyordu. Ama son 5 yıldır bir süreçte de bir mobilyacı arkadaşlarımızın artık bu sektörün de başına getirerek sektörümüzün hızla gelişmesine katkıda bulunmuş olduk. Sonra bir federasyon süreci yaşandı. MOVSET diye bütün mobilyacı, sanayicileri, dernekleri içine almaya çalışan bir sektör oldu. Fakat maalesef burada biraz kişisel çatışmalar nedeniyle de bu federasyon istediğimiz gibi gelişmedi ve şu anda aynı çatı altında sektörü toplayamadı. Bundan dolayı da maalesef bizler bir araya gelip daha çok birleşmek yerine bir bölünmüşlük oldu. Sonuçta sektörde bir ayrıştırma yaşandı. Örneğin şu anda fuarlar var. Kasım ayında Master'in yaptığı bir fuar var. Ocak ayında federasyonun yaptığı bir fuar var. İnegöl'ün kendi yapmış olduğu fuar var. Onun dışında duyuyoruz ki TÜYAP'ta da bir fuar yapılacakmış. Ama ulusal anlamda 3 fuar birden var. Ya biz bunu çok doğru bulmuyoruz. Açıkçası biz de firma olarak, Doğutaş Gelebek olarak bu fuarlara mobilyacılar tek çatı altında birleşince ve tek fuar yapar hale gelinceye kadar da buraya katılmama kararı aldık. Buradaki kararlılığımız aslında tamamen sektörün birleşmesine yönelik bir kararlılık. 15 Temmuz darbe girişimi de mobilya sektörü açısından bir başka dönemi başlattı. Burada malum bazı firmaların özellikle TMSF tarafından el konulmasıyla birlikte sektörde yeniden yeni bazı markalarda bir hareketlilik sağlanmış oldu. Bu markalaşmada 15 yılda baktığımız zaman işte Moster'in kuruluşuyla birlikte 15 yıl geriye gittiğimiz zaman markalı mobilyacılar olarak bizim almış olduğumuz pay %10 civarındayken bugün %30 seviyelerine çıktı ama hala %70'lik bir bölümünde daha çok mikro işletmeler, kobi işletmeleri tarafından yapıldığını görüyoruz. Marka sayısı sektörde artacağına azaldı markalaşma anlamında. Ya isim saymak istemiyorum ama 15 yıl önce bir araya geldiğimizde davet ettiğimiz markalardan 11 firmayı davet etmiştik. Bugün o firmalardan 2 tanesinin aramızda olmadığını görüyoruz. 4'ünün 5'inin gerilediğini görüyoruz. 15 yıl içerisinde mobilya sektörüne giren 2 tane marka olmuş. Bir tanesi çekilmiş ki çok büyük bir holdingin markasıydı. Yani bu sektörün zorlukları nedeniyle de çekilmek zorunda kaldı. Çünkü markalaşmak sektörümüzde bundan sonraki süreçte de çok zor olacağını düşünüyorum. Sektörün gelişmesi için de markalaşmak için de birleşilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü markalaşma çok ciddi maliyetler gerektiriyor. Bugün marka olmak için hangi ürün satarsanız satın marka olmak için bana göre 10 milyon dolar ya da TL anlamında da 50 milyon lira gibi bir para yatırmanız gerekiyor. Yıllık 10'ar milyon lira para harcayıp bir yıl harcayıp çıkmakta da olmayan az 5 yıl 10'ar milyondan 50 milyon lira gibi bir yatırım gerekiyor. Dolayısıyla bu sıkıntılar nedeniyle de sektörümüzde bundan sonra da kısa vadede açıkçası bir şey beklemiyoruz. Sektörümüzün 5 önemli sorunu ve çözüm öneriyle birlikte 10 yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz. Hem Moster olarak çalıştık hem de Modular Borsa Birliği'nde başkanlık yaptığımız dönemde de çalıştık. Bu 5 tane sorun ve çözüm önerilerini ekonomik sektörel şuralarda anlatıyoruz. En son bu yılın Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımız ve 9 bakanımızın katıldığı toplantıda kürsüye çıkarak aynı sizin huzurunuzda konuştuğumuz gibi kendilerine ifade ettik. Ve bunun sırasıyla bir sektörümüzde en önemli sorun haksız rekabet oldu. Çünkü kayıt dışılık %50 civarında bir kayıt dışılık var. Bunu bütün raporlara da yazdık. Ve mobilya sektörünün KDV indiriminin kalıcı olarak yapılması gerektiğini anlattık. Bu kayıt dışılığının önlenmesi, haksız rekabetin önlenmesi için. Nitekim bu talebimiz biliyorsunuz Şubat ayında mobilyada KDV indirimi gerçekleşti. Ve çok da iyi bir dönem yaşadık. Bu yıl mobilya sektöründe bazı markalarımızın %50 civarında büyüdüğünü görüyoruz ama sektörün de bana göre %20 büyüdüğünü tahmin ediyorum. Bizim bu konudaki talebimizi sürekli vurguluyoruz. Çünkü mobilya sektörü dış ticaret açığı vermeyen bir sektör olduğunu biliyoruz. Hatta işsizliği önleyen sosyal bir sektör olduğunu da vurguluyoruz.
mobilya sektörünün büyümesi için de bu KDV indiriminin aynı tekstildeki gibi %8 olması konusundaki ısrarımızı da sürdürüyoruz. Ama bu konuda geçici olsa bir iş yapıldı. Emek yoğun bir sektör, en önemli ikinci sorunumuz ama bu diğer sektörler için de geçerli. Emek yoğun bir sektör olduğu için istihdam üzerindeki yükler bu açıdan çok önemli. Bu konuda da kısmi iyileşme yapıldı. Biliyorsunuz yeni işçi alımlarında özellikle devletin sağladığı imkanlar var. Kalifiye eleman sorunu sayın rektörümüz de hocalarımız da çok bahsetti. Gerçekten bu sektörün en önemli sıkıntısı bu. Bak bizim Rizce'deki Kelebek dışında Biga'da da bir Çanakkale'de bir mobilya fabrikamız var, Doğtaş. Biz şu anda Doğtaş'a işçi bulamıyoruz. Kalifiye eleman bulamıyoruz. Size enteresan bir şey anlatayım. Biz bir kampanya başlattık. Alışveriş merkezine stand açtık. İşçi arkadaşını getir, işçi yap, altın kazandı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bunları gönderebilirim bütün evraklarıyla birlikte. Yani yaptığımız kampanyada işçi arıyoruz. Ama bir yandan da Türkiye'de dörtte bir işsiz var. Yani her gençten dörtte bir işsiz. Ama biz bir yandan da işçi arıyoruz. Bakın mobilya dekorasyon bölümü Biga'da açtırdık, uğraştık. 17'ye düştü öğrenci sayısı. Ve ben karşılıksız bütün öğrencilere burs veriyorum mobilya okusun diye. Ama gençler neyi tercih ediyor? İktisatı, işletmeyi tercih ediyor. İşsiz kalmayı göze alıyor. Askerlik yapmamak için yapıyor. Onun için genel kuruluna yazı yazdım. Odalar Borsa Birliği sektör başkanına. Askerliği azaltacaksanız, askerlikten muaf tutacaksanız meslek lisesi mezunlarını muaf tutun. Bir esprisi olsun. Yoksa bunu yine ağlanıp siz almaya devam edeceğiz. Düzce bu açıdan insan kaynakları arasında yine iyi ama kendi bölgemizden yani bir başka bölgeden örnek veriyoruz. Maalesef işçi bulamıyoruz. Onun için Türkiye'deki sıkıntı işsizlikten ziyade mesleksizlik sıkıntısı var. Yani meslek sahibi insanımız yok. Yani bu konu çok önemli. Üniversitelerimizin de bu konuyu daha çok vurgulaması gerektiğini inanıyorum. Navlun sorununu dile getirdik. Mobilya havalede yaşayan Navlun'la ilgili de Afrika ülkelerinde Navlun desteğini aldık. Bu konuda da hükümete gerçekten teşekkür ederiz. Yani yapmış olduğumuz çalışmalardan en önemlilerinden biri buydu. Bir diğer ARGE tasarım desteklerini istiyorum. Tasarımın önemini bütün hocalarımız vurguladı. Benim vurgulamam gerek yok. ARGE ve tasarım merkezlerinde kurulması da devlet 30 çalışanı 10'a kadar indirdi. Ve bizim şirketlerimizde başta olmak üzere ARGE ve tasarım merkezlerinden yararlanıyoruz hizmetlerinden. Ve bu konuda da tasarım merkezlerinin daha da gelişeceğine inanıyoruz. Bu konuda da hükümete teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu ARGE ve tasarım merkezi kursu desteğini aldık. Orman Bakanlığı'na da teşekkür ediyoruz. Orman üzerindeki fonların kaldırılmasını yıllarca söyledik. Bakanlık da bizim sesimize kulak verdi ve fonlar kaldırıldı. Ama burada ham madde satıcılarına da bir mesajımız var. Fonlar kaldırıldı, onlar fiyatlara zam yaptı. Aslında fiyatların düşürülmesi lazım. Yani burada da ham madde üreticileri özellikle fiyatlarını aşağı çekmeye davet ediyorum bir sektör temsilcisi olarak. Kurumsallaşma ve büyümek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Dördüncü sanayi devrimi kapımızda robot dönemi başlıyor. Yapay zeka dönemi başlıyor. Ne zaman ki burada kürsüye ben kendi yerime bir robot gönderdiğimde ve siz bunu fark etmediğinizde belki bizim yaşımız yetmeyebilir ama bunlar gerçekten yaşanacak. Acaba bu gelen bizim rektörün kendisi miydi robotunu mu gönderdi diye. Hani bu bugün şaka gibi gelebilir. Ama buna da hazır olalım. Onun için birbirimizle iletişip kakışmaktan ziyade birlikte neler yapabileceğimize bakalım. Bizim holdingde, başkanlığı yaptığım holdingde 25 şirketimiz var. 24 şirketimizde ortak var. Bir tanesini ortak yapmadık çünkü o da holding olduğu için yani kardeşlerle birlikte olduğu için. Tamamında yabancı ortaklarımız var. Tamamında yerli ortaklarımız var. Onun için ortaklık kültürünü geliştirmeliyiz. Böyle 90 bin tane mobilyacının olduğu bir ülkede böyle büyüyemeyiz. İşte bugün ilk 500'e baktığınız zaman 4 tane marka var. İkinci 500'e baktığınız zaman da 6-7 tane marka var. Ki ikinci 500'e 30 milyon dolar cirosu olan firmalar giriyor. 30 milyon dolarla bu bazı firmalar giriyor ve 30 milyon doların altında ya 10 tane dışındaki 90 binin işte 89 bin 990 tanesi de
30 milyon doların altında satışı. Bu kadar küçük işler yapıyoruz ki. Hani biz küçük işler yapmaya çalışıyoruz. Mutlaka birleşmemiz lazım. Yani Moskova'daki, Monaco'daki dükkanları ortadan yıkıp komşumla o mağazaları birleştirmenin, iki fabrikaları birleştirmenin yollarını aramamız lazım. Yoksa işte dev gibi firmalar yarın geliyor. Bunlarla bugün bile zorlandığımız mücadele ileride daha da zor günler bizi bekliyor. Buna bir örnek vermek gerekirse, bizim de saygı duyduğumuz az önce plaket alan Sancaklı firmasıyla da holding olarak Karadağ'da bir fabrikaya birlikte ortak olduk. Bu ortaklığımızda hayırlı olsun. Bu tür ortaklıkları yapıyor hale gelmemiz lazım. Orada da sektörümüzün gelişmesi için özellikle bir çalışma var. Ama bunu holding olarak yaptığımızdan, halka açık şirketimiz olduğundan ben bunu kamuoyu aydınlatma platformuna açıklamadan burada açıklamam doğru değil. Daha yolun çok başındayız ama en azından imzalarımızı attık. Hayırlı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Belki uzatırsam kusura bakmayın. Sektörün sorunları da çok. Beni de burada konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Üniversite sanayi işbirliğini de artarak devam ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Doğan'a vermiş oldukları değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyor. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, konuşmalarını yapmak üzere sektörün içinden de gelen birisi olarak Sayın Belediye Başkanımız Dursun Ay'ı sahneye davet ediyorum. Sanayiciler, sevgili öğrenciler, arkadaşlar beni unuttular herhalde. Ben de mobilya sektörünün içinden geldiğim için bunu sonunda fark ettiler ve beni sonunda kürsüye davet ettiler. Arkadaşlar ben de yaklaşık 7-8 seneden beri mobilya sektörünün içindeyim. Yani sizlere mobilya konusunda bilhassa mobilya sanayici arkadaşlara yardımcı olacağımı belirtmek için söz aldım özellikle. Yani mobilyacıların sorunlarını biliyorum. Belediye başkanımız bu konulara yabancı olmadığını belirtmek için buraya çıktım. Bir yönetici olarak hatta fabrikadaki bir işçiden pazarlamacısına, Ar-Ge çalışanına kadar bütün bu konuları bilen bir kişiyim. İstanbul'da fuarlara 7-8 kez katıldım. Hatta bizzat fuar dün başında bulundum. 3-4 sene ben tasarımlarını yaptım firmanın. Bu arada başka firmalar nasıl çalışıyor onları da inceleme fırsatım oldu. Dolayısıyla yani sektörün içinden gelen birisiyim. Bir sorununuz olduğu zaman belediye ile alakalı veya sektörle alakalı yanınızdayız. O yüzden size bunu belirtmek için söz aldım. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, sunumlarını yapmak üzere Kastamonu Entegre Pazarlama Müdürü Sayın Ferhat Naci Güngör'ü sahneye davet ediyorum. Kastamonu Entegre adına saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere şirketimiz hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ve bir başarı hikayesini anlatmak için buradayım. Sektörde gerçekten Kastamonu Entegre'nin özel bir yeri var. Bugün Hayat Holding'in bir üyesi olarak yurt dışında yatırımları bulunan Bulgaristan'da, Romanya'da,
Bosna Hersek'te, Rusya Federasyonu'nda, Amerika'da, İtalya'da yatırımları olan bir dev haline gelen Kastamonu Entegre'nin başarı hikayesinin arkasında aslında ne var bir bakmak lazım. Bu başarı gerçekten biraz Türkiye'nin dinamikleriyle ilgili bir başarı. Ağaç bazlı panel sektörüne baktığımızda 2015 yılında 205 milyon metreküp MDF, yonga levha ve OSB üretildiğini görüyoruz. Kastamonu Entegre bu miktarın %2.4'ünü, Türkiye ise %4.5'unu üretmiş. Dolayısıyla baktığımızda Türkiye dünyanın önemli üreticilerinden biri konumunda. Çin'i özel durumundan dolayı dışarı bırakacak olursak, Amerika ve Kanada OSB üretimiyle öne çıkan ülkeler. Dolayısıyla Türkiye MDF ve yonga levha üretiminde neredeyse dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Tabii biz levha üreticisi olarak bu desteği mobilya sektörümüze sağlıyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyada yeni çıkan desenleri, tasarımları, renkleri eş zamanlı olarak mobilya üreticimize sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve inanıyoruz ki Türkiye ağaç bazlı sektöründe dünyada 4. sıraya gelmişse mobilya sektörümüzün de daha alacak çok yolu var ve ağaç bazlı panel sektöründen aldığı destekle dünyada çok daha üst seviyelere çıkabileceğine biz gönülden inanıyoruz. Biz ihracat yaparken ürünlerimiz yükte ağır, pahada hafif olduğu için 700 kilometrenin üzerinde tabii ki biraz nakliye sübvansiyonu yapıyoruz. Oysa ki mobilya bitmiş ürün olarak daha uzak mesafelere ihraç edilebilir. Ve biz mobilya üreticilerimizin sadece Türkiye sınırlarıyla da kendilerini bağlamayıp yurt dışında bizlerin yaptığı gibi mobilya üretiminin pazara yakın olan bölgelerinde Rusya'da, İtalya'da, Romanya'da üretim yapmalarını hayal ediyoruz. Kastamonu Entegre'ye dönecek olursak biz günde 500 tır levha üretiyor ve satıyoruz. Büyüklüğü canlandırabilmek adına böyle bir simülasyon yaptım. 5 milyon metreküp yılda ağaç bazlı panel üretiyoruz. 70 milyon metrekare laminat parke ve 19,5 milyon adet kapı yüzeyi üretiyoruz. 1.1 milyar dolar ciro gerçekleştiren Kastamonu Entegre'nin bugün 7 ülkede 12 lokasyonda 18 tesisi bulunuyor. 5700 çalışanıyla Kastamonu Entegre'nin Türkiye'deki pazar payı %30 civarındadır. Avrupa'nın 4. büyük üreticisi, dünyada 7. büyük konumunda, cirosunun 440 milyon dolarını yurt dışında gerçekleştiren ve 96 ülkeye ihracat yapan Kastamonu Entegre'nin üretimini bir başka açıdan bakacak olursak, günde 3000 evin laminat parkesini ve mobilyası için gerekli levhayı, kapısı için gerekli de kapı yüzeyini üretiyor ve satıyoruz. Son olarak 2017 yılının ilk yarısında sizlerle paylaşmak istediğim bir başarımız daha var. İtalya'nın en büyük 3. yonga levha üreticisi olan Gruppo Trombini'yi satın alarak gerçekten dünyada mobilya sektörünün kalbi olan İtalya'da önümüzdeki yıl Haziran ayında üretici olarak 800 bin metreküp kapasiteyle üretim yapmayı hedefliyoruz efendim. Bu da bizim için önemli bir gelişme. Şu an iki tesisini satın aldık. Biri Pomposa'da, diğeri Frosasco'da ve 2018 yılının ikinci yarısında tesisleri üretime başlar hale getireceğiz. Arkadaşlarımız, şu an yatırım grubumuz gerekli teknik eksiklikleri tamamlamak üzere çalışmalarına başladılar. Kastamonu Entegre İstanbul Sanayi Odası sıralamasında ilk 500'de 36. sırada 2016 yılı verilerine göre ve Kapital Dergisi'nin araştırmasında son 10 yılın en hızlı büyüyen sanayi şirketi seçildi.
Ayrıca yurt dışındaki yatırımlarımızı incelediğimizde yine Kapital Dergisi'nin araştırmasına göre Kastamonu, Romanya 24. sırada, Türkiye'nin en büyük 50 yurt dışı yatırımı sıralamasında. Kastamonu, Rusya 29. sırada ve grup olarak da Kastamonu 9. sırada yer alıyor. Türkiye'nin yurt dışında ciro sıralamasında listede. Yine Rusya'daki projemiz, Kastamonu Rusya fabrikamız, Rusya hükümeti tarafından ithalatı sübvanse eden en iyi yatırım ödülü aldı geçen yıl. Yani laminat parkı ithalatını durdurarak yerli üretim yapmak suretiyle ithalatın önünü kestiği için böyle bir ödüle layık görüldü. Bazı slaytları hızlıca geçiyorum. Bu arada Avrupa Panel Federasyonu'nun bir kitabı geldi bana geçtiğimiz günlerde. Türkiye Avrupa'nın en büyük MDF üreticisi şu an. Ama Avrupalılar bunu tabii kabullenmekte hala güçlük çekiyorlar. Ve Avrupa Panel Federasyonu'nun bu kitapçığında Türkiye hariç diyor mesela. Avrupa'nın, halbuki biz bir üyesiyiz coğrafya olarak. Ve Almanya'yı birinci gösteriyor. Şunu bilelim ki Türkiye 4 milyon metreküpün üzerindeki üretimiyle Avrupa'nın en büyük MDF üreticisidir. Ama bunu tabii Avrupalılara anlatmamız biraz zaman alacaktır. Bir başka başarımız, Türkiye sektöründe Türk Quality belgesi alan ilk ve hala tek şirkettir. Yurt dışında gerçekten başarılı olmak, pazarlama desteği, bu çok önemli tabii ki. Devletimiz hakikaten bu konuda global marka oluşturmak için şirketlerimize çok büyük destek veriyor. En son değişen mevzuatla yıl sınırı da kaldırıldı. Her ülkede 5 yıl olmak üzere devlet yaptığınız pazarlama harcamalarının yarısını şirketlere belli tabi koşullar sağlamak şartıyla iade ediyor ve bu da bizim için yurt dışında büyümemiz, yurt dışındaki pazarlama faaliyetlerimizde çok önemli bir destek oluyor. Dolayısıyla hedef pazarlarımızı seçip bu destekten sınırsız olarak her pazarda, her ülkede 5 yıl olmak kaydıyla yararlanabiliyoruz. Evet, üretim lokasyonlarımızı biraz evvel de söylemiştik. Romanya'da, Bulgaristan'da, Rusya'da, en son İtalya'da tesislerimiz var. Amerika'da odun yongası üretiyoruz. Türkiye'de 6 lokasyonda tesislerimiz var. Rusya'daki MDF fabrikamız hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Fabrikanın büyüklüğünü göstermek adına bu fotoğraf belki size bir şey ifade edebilir. 1 milyon metrekare bir alan üzerinde kurulu, yılda 1 milyon metreküp kapasiteyle üretim yapan dünyanın tek çatı altındaki en büyük tesislerinden birini kurduk. Tataristan'da, Rusya Federasyonu'nda. Çevre için neler yapıyoruz? Malumunuz ağaç bazlı panel ürünleri karbon depoluyor. Biz de 5 milyon metreküp kapasitemizle yılda 3.1 milyon ton karbon depoluyoruz. Dolayısıyla bu şekilde bir destekte bulunuyoruz çevreyle ilgili iklim değişikliğiyle mücadele anlamında. Adana'daki MDF fabrikamızın çatısına güneş panelleri yerleştirdik ve yılda 1 megawatt elektrik enerjisi üretiyoruz burada. Bu da fabrikanın elektrik talebinin bir kısmını karşılıyor, yarısından fazlasını. Geçtiğimiz yıl bir projemiz hayata geçti. Bu projeyle 136 adet forkliftimizi, dizel forkliftimizi elektrikli forkliftle değiştirdik. Bunlar tabii büyük kapasiteli, ağır yük taşıyan forkliftler. Artık hiçbir tesisimizde dizel forklift kullanılmamaktadır. Bu da emisyon anlamında, işçi sağlığı anlamında önemli bir gelişme. Sanayi, üniversite işbirliği anlamında neler yapıyoruz? InnoSuite projesine katıldık en son. TİM ve Sabancı Üniversitesi tarafından desteklenen inovasyon odaklı mentorluk projesine katıldık.
Tabii ki bu en son çalışmamız ama bunun öncesinde birçok üniversiteyle ortak yürüttüğümüz ARGE çalışmalarımız var. Ne amaçlıyoruz bu projeyle, InnoSuite projesiyle? Biliyoruz ki global pazarlarda büyüme ve karlılık için inovasyon çok önemli ve marka değeri oluşturmak için. Ve biz inovasyonu artık kurum kültürümüze yerleştirmek istiyoruz. Süreklilik sağlayan bir kurum kültürünün parçası olarak görmek istiyoruz. Bu anlamda InnoSuite projesi, üniversiteyle birlikte yürüttüğümüz bu proje bize çok önemli katkılar sağladı. Teknoloji yol haritamızı çizerken bize yol gösterdi. Bu bakımdan akademisyenlerle önemli işbirliklerimiz oldu. Bir diğer proje EcoBank projesi. Bu da Avrupa Birliği'nin desteklediği UFUK 2020, Horizon 2020 kapsamında ele alınan bir projedir. Burada Delft Üniversitesi, Hollanda'daki Delft Üniversitesi bir proje yürütüyor. Geri dönüşümlü malzeme oranını nasıl arttırabiliriz şeklinde, mobilya üretiminde. Bu projede de ağaç bazlı panel sektörünü temsilen dünyada sadece Kastamonu entegre uygun bulundu ve projede yer alıyoruz şu anda. Ürettiğimiz ürün, üniversite ile birlikte ürettiğimiz ürün İtalya'nın önemli mobil üreticilerinden biri tarafından kullanılarak böylece ekonomiye de kazandırılmış olacak. Sosyal sorumluluk anlamında ne yapıyoruz? İlk plantasyon projesini Kastamonu Entegre Ortağı 2005 yılında kuruldu. Yaklaşık 1,5 milyon fidan dikildi bugüne kadar. Ve bu tip endüstriyel plantasyon projelerinin Türkiye'de artacağını ümit ediyoruz bundan sonra. Üniversitelere bazı çalışmalarda destek oluyoruz. Örneğin Mimar Sinan Üniversitesi tarafından Köyünü Yenile projesine katkıda bulunduk. Bir diğer sosyal sorumluluk projemizde özellikle laminat parke ustalarının eğitimine yönelik yaklaşık 20 şehirde bugüne kadar konferanslar düzenleyerek laminat parke döşeme teknikleri ve döşerken karşılaştıkları sorunlar hakkında uzmanlarımız tarafından bilgi aktarımı yapıldı. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sayın Güngör'e çok teşekkür ediyor. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Sevgili konuklarımız, geçen yıl aramızdan ayrılan kaybettiğimiz Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Akyıldız adına Hacı İsmail Kesi sahneye davet ediyorum. Kendilerine plaketi vermek üzere de Doçent Doktor Ayhan Aytin'i sahneye davet ediyorum. Sayın hocamıza ve konuğumuza teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklarımız, programımız kokteyl bölümüyle devam etmektedir. Fuaye alanında gerçekleştirilecek 15 dakikalık kokteylin ardından programımız konferans salonumuzda müzik dinletisi ve panel bölümleriyle devam edecektir. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi hocası Sayın Okutman, Kemal Akdemir ve öğrencileri Türk halk müziğinden oluşan repertuarlarını sahneleyeceklerdir. Alkışlarla kendilerini sahneye davet ediyorum.
Garibim, garibim, yavrum inanır.
Bakanımız buradasını ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepiniz 4. Uluslararası Mobilya Dekorasyon Kongresi'ne hoş geldiniz. Ben şanslı bir kişiyim. İlk mobilya ulusal ve ilk Uluslararası Mobilya Kongresi'ne bundan yaklaşık 20 yıl önce katılmış bulunmaktayım. Bugün sürpriz olarak bu panel toplantısının yönetimini yürütmek durumunda kaldım. Bu açıdan mutluyum. Sizleri bir arada gördüğüm için de sevindim ve o nedenle de bu toplantıya katılma ihtiyacı duydum. 5 yıl önce emekli oldum. Hala Doğuş Üniversitesi'nde İç Mimarlık Bölüm Başkanı olarak görev yürütmekteyim. Görevimi iç mimarlıkla bizim gerek mobilya dekorasyon olarak, gerek orman endüstri mühendisi, gerek ağaç işi endüstri mühendisi eğitimlerinin bazı noktalarda birbirine yaklaştırması için emek sarf ediyorum. Sorunları geniş ölçüde biliyorum çünkü yaklaşık 1980'li yıllardan itibaren bu konuda İstanbul Üniversitesi'nde görev aldım. Gerek İstanbul Üniversitesi, gerek yeni açılan üniversiteleri, gerek Karadeniz Teknik, gerek Gazi Üniversitesi ve diğer ağaç endüstri mühendisi bölümünün sorunlarını da biliyorum. Evet, sektörün yapısını hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Gelişme durumunu biliyorsunuz. Son yıllarda oldukça hızlı gelişen, ortalama 2 kriz yılı hariç %10'ların üzerinde gelişme trendi gösteren, iş yeri sayısı, çalışan sayısı arasında ilk 5 sektörün içine giren ve çalışan sayısı ve ülke katma değeri üzerine ortalama %1'lik bir katkıya sahip olan, ki bu katkının daha fazla olması gerekmekte dünya ortalamasına yaklaşmak için ve bu konuda da yıllardır emek veren tüm öğretim üyesi ve sanayici arkadaşlarının hepsine hoş geldin diyorum. İlk sözümüzü Abdullah Hocam, Abdullah Sönmez hocamıza biliyorum. Kendisi bildiğiniz gibi Gazi Üniversitesi eski teknik eğitim, şimdi teknoloji fakültesinin öğretim üyesidir. Buyurun. Dekan diyorum. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Çok kıymetli katılımcılar, değerli öğrenciler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve ben de sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Mobilya sektörü ile bu sektörle bağlantısı olan farklı disiplinlerdeki bilim insanları ve sanayicilerin kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunmak ve bilimsel çalışma sonuçlarını tartışmak suretiyle bilgi üreterek bu birikimi ihtiyaç sahiplerine iletmek amacıyla düzenlenen bu kongrenin açılışında bana da konuşma fırsatı verdikleri için düzenleme komitesine teşekkür ediyorum. 1968 yılında sanat okulu öğrenciliğiyle başlayıp profesörlüğe, Hasan Hoca'nın belirttiği gibi de mezun olduğu fakültenin dekanlığına uzanan süreçte 40 yılı aşkın meslek hayatında mobilya ve dekorasyon alanında çok değişik bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmış birisi olarak bir başka deyişle konunun mutfağından gelen birisi olarak açış konuşmasının konuşmalarında tarafıma da görev verilmesi ve bu panele bana görev verilmesi beni onurlandırmıştır. Ben sizlere meslek yaşantımın tamamını oluşturan ve en iyi bildiğim bir konuda ülkenizde mesleki teknik eğitim ve sanayi ilişkileri hakkında, ki programın 1. bölümünde hemen söz alan her konuşmacının dile getirdiği bir konuda mesleki teknik eğitim alanında birkaç şey söylemek istiyorum. Bunu yaparken de hafızamda en fazla iz bırakan bazı konulara değinmek ve bu arada sizlerin de belki daha önceden çok iyi bildiğiniz hususları dile getirerek hafızalarınızı tazelemek istiyorum. Geçmişten günümüze ülkemizdeki meslek eğitimi ve mesleki teknik eğitim olarak
iki ayrı bölümde ele almanın doğru olacağına inanıyorum. Ülkemizde meslek eğitimi denilince hemen ilk akla gelen ahilik sistemidir. Ahilik temelde bir esnaf ve zanaatkar kuruluşudur. Kurucusu Ahi Evren olduğu için sisteme bu ad verilmiş ve bu adla anılmıştır. Selçuklu döneminde 13. yüzyılda kurulmuş olup ekonomik ve ticari faaliyetlerinin yanı sıra askeri faaliyetlerde de çalışmalarda bulunmuştur. Osmanlı Beyliği'nin kuruluş ve güçlenmesinde önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti bu teşkilata çok önem vermiştir. Bir kişinin sisteme üye olabilmesi için öncelikle ahi tarafından önerilmesi gerekmekteydi. Çevresinde iyi yönleriyle anılmayan ve teşkilata prestij kaybına sebep olacak kişiler, örneğin insan öldüren katiller, hayvan öldüren celebler, hırsızlar, zina yaptığı ispat edilen kişiler ve benzerleri bu teşkilata alınmazdı. Ahilikte zanaatkarlar gündüzleri iş yerlerinde hiyerarşik bir sistemde mesleğin inceliklerini öğrenir, akşamları toplandıkları ahi meclislerinde aynı hiyerarşi içerisinde ahlaki ve felsefi eğitim görürlerdi. Mesleki hiyerarşide terfi ve yükselmeler 9 basamaktan oluşmaktaydı. Bunlar 1 yiğit, 2 yamak, 3 çırak, 4 kalfa, 5 usta, 6 ahi, 7 halife, 8 şeyh ve 9 şeyhül meşah idi. Sistemin vazgeçilmez 6 temel ilkesi vardı. Bunlar 1 elini açık tut. 2 sofranı açık tut. 3 kapını açık tut. 4 gözünü bağlı tut. 5 beline sahip ol. 6 diline sahip ol şeklindeydi. Bunların bugünkü ortamda, bugünkü konjonktürde bile ne büyük hasletler olduğu herhalde söylemeye gerek yok. Ahiliğin temel amacı zengin ve fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında sağlam ilişkiler kurarak sosyal adaleti sağlamaktı. Üyelerin kazançlarının bir bölümü ile kurulan orta sandık adı verilen yardımlaşma sandığında toplanan paralar ile yeni alet, avadanlık ve malzemeler alınır. Ayrıca yeni teşebbüslere teşvik sağlanırdı. Usta-çırak ilişkisine dayalı bir mesleki birikim aktarımı söz konusuydu ahilik sisteminde aslında. Yani meslek eğitimi derken kastımız oydu. Usta-çırak ilişkisi vardı eğitimde. Ülkemizde mesleki teknik eğitimin 1864 yılında Mithat Paşa tarafından Bursa'da açılan sanat okulu ile başladığı kabul edilir. Mesleki teknik eğitim Bursa Sanat Okulu ile başlamıştır ülkemizde. Bu okul mesleki teknik eğitimdeki ilk kurumsal yapıydı. Bunu 1868 yılında İzmir, 1869'da Kastamonu, 1870'de Diyarbakır, 1877'de Edirne, 1901'de Konya, 1905'te Ankara ve 1924'te Aydın Sanat Okulları'nın açılışı izlemiştir. 1926 yılına gelene kadar mesleki teknik eğitimde herhangi bir örgütsel yapının olmadığını, yani kurumsal yapı yoktu, görüyoruz. 1926'da daire başkanlığı şeklinde başlayan örgütlenme, 1927'de genel müdürlük seviyesine taşınmıştır. Bu örgütsel yapılanma mesleki teknik eğitime önemli bir ivme kazandırmıştır. Bunun sonucu olarak 1931'de 9 ayrı yerde bölge sanat okulları açılmıştır. Evet, okullaşmada belli bir hız yakalanmış ancak bu sefer öğretmen bulmakta ciddi sorunlar yaşanmaya başlamıştır.
kısa vadede öğretmen temini mümkün görülmediği için sanat okullarının öğretici kadroları oluşturulurken yine bu okullarda okumuş başarılı öğrencilerin öğretmen olarak görevlendirilmesi şeklinde sorunun çözümü yoluna gidilmiştir. Bu şartlarda gayet tabii sıvacı, duvarcı, demirci, marangoz, ayakkabıcı, terzi, berber ve benzeri zanaatkarlar yetişiyor ama nitelik bakımından değerlendirildiğinde çok düşük seviyede kalıyorlardı. Öğretici kadrolarının niteliklerini artırmak amacıyla bir taraftan öğretmen yetiştirmek üzere hızla Avrupa ülkelerine öğrenci gönderilirken diğer taraftan yurt dışından uzman öğreticiler getirilmiştir. Bu durumu fark eden Ulu Önder Atatürk 1935 yılında zamanın müsteşarı Rüştü Uzel Bey'e sanat okullarına öğretmen yetiştiren okulların açılması talimatını vermiştir. Bunun üzerine 1937'de benim de mezun olduğum ve mensubiyetinden onur duyduğum Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu açılmıştır. Ki o yıllarda gerçekten ülkenin sanayisi neredeyse Altınlu Şeker Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası ve benzeri birkaç büyük ölçekli diyemeyeceğimiz sanayi tesisinden ibaretti. Daha çok atölye düzeyinde çok küçük ölçekli işler, iş yerleri vardı. Fakat buna rağmen tesislerde dahi çalışacak eğitimli iş gücü bulunamıyordu. Bugün de aynı sorunu yaşıyoruz dikkat ederseniz. Sabahki ilk oturumdaki konuşmacıların hemen hepsi eğitimli iş gücü bulmakta zorlandıklarını dile getirdiler. Cumhuriyet'in ilk yıllarında teknik öğretmen okulunun yurt dışında eğitim görmüş pek çok öğretmeni ve İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ülkemize sığınan yabancı uzman öğreticiler kısa sürede hem kendileri danışmanlık yapmak suretiyle sanayiye katkı sağlamış hem de mezun ettiği öğrencilerin sanayide başarılı görevler üstlenmesiyle ülke sanayisi açısından önemli bir misyonu yerine getirmiştir. Bunu daha iyi vurgulamak için bir vakayı dile getirmek istiyorum. Teknik Öğretmen Okulu'na ilk elektrik bölümü açıldığında öğrencilere elektriğin tarifi mahiyeti itibariyle meçhul etkisiyle bilinen kuvvet ya da kuvvetli şeklinde bildiriliyordu. Tanım buydu. İşte Cumhuriyet'in ilk yıllarında veyahut da 1950-1960 yılları arasında teknik eğitimde ülkenin içinde bulunduğu durum bundan ibaretti. Teknik öğretmen okullarıyla ilgili sürecin gelişimine bakıldığında Ankara'nın yanı sıra daha sonraki yıllarda Elazığ ve İstanbul'da da birer teknik öğretmen okulu açıldı. Yüksek okul statüsünde eğitim faaliyetlerinde bulunan bu okullar 1982 yılında üniversitel yapıya geçirilerek teknik eğitim fakülteleri olarak yine meslek liselerine öğretmen yetiştirmek amacıyla faaliyetlerine devam ettiler. Bu ülkede yaşayan bizler çoğu zaman eskilerin deyimiyle ifratla tefriti birbirinden ayıramam. Bir bakarsınız çokluk ve bollukları yaşarken, bir bakarsınız yokluklara yaşamaya başlamışsınızdır. Üniversite sistemle birlikte başlangıçta çok sayıda teknik eğitim fakültesi açılınca bir anda bolluk ve çokluklar da beraberinde geldi. Plansız bir şekilde gerçekleşen bu büyümenin bir sonucu olarak 1982 yılında sayıları 3 olan teknik eğitim fakültelerinin sayısı bir anda 20-22'lere çıktı. Böyle olunca bu fakültelerden ihtiyaç fazlası istihdam edilemeyen çok sayıda mezun verilmeye başlandı. Bunun üzerine 2009 yılına gelindiğinde bu fakülteler uygulama ağırlıklı mühendis yetiştirmek üzere teknoloji fakültelerine dönüştürüldü. Mezunların sanayide
bazı sektörlerde başarılı olduğu bildirimleri alınmakta, geri bildirim olarak. Ancak bu sefer de ülkemizde hali hazırda endüstri meslek liselerine öğretmen yetiştiren bir okul kalmadı. Bu iki durumla ilgili sağlıklı değerlendirmeler ileriki yıllarda daha iyi bir şekilde yapılabilecektir. Pardon. Mesleki teknik eğitim alanındaki en önemli gelişmelerden biri de Mühendis Okulu'nun 1944 yılında teknik üniversite haline dönüştürülmesi olmuştur. Bu durum gerçekte ülkemize daha nitelikli mühendislerin yetiştirilmesine olanak sağlamıştır. Bunu daha sonraki yıllarda diğer teknik üniversitelerin açılışı izlemiştir. Bu okullar mesleki ve teknik eğitim alanında başarılı hizmetler sunmuş ve mezunları Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sanayiye yön vermiştir. Her türlü imkansızlık ve olumsuzluğa rağmen ülke sanayisinin bugüne gelmesinde önemli katkılar sağlamışlardır mezunlar. Eğitim sisteminin çarpık yapılanması ve bugün bile kurtarılamadığı içinde bulunan kısır döngü bu alandaki gelişmelerin önünde engeller oluşturmuştur. 1975 yılından beri içinde bulunduğum asistanlıktan dekanlığa kadar her kademede hizmet verdiğim eğitim camiasında her ne zaman Milli Eğitim Bakanı değişse ve bu bakan mesleki teknik eğitime gereken önem verilecek şeklinde bir demeçte bulunsa, demeç verse ben hep korku yaşamışımdır. Zira 40 yıldır ben bu tür her söylemden sonra mesleki teknik eğitimde bir geriye gidişe tanık olduğumu söylersem mübalağa etmiş sayılmam. Bu 40 yılda iktidarlar değişti ama bu durum maalesef değişmedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda ve özellikle yakın geçmişimizde ülkemizde de okullaşmada hızlı bir artış görülmüş. Günümüze gelindiğinde hemen her ilimizde bir üniversite, pek çok ilçemizde ya da ilçemizde fakülte ya da meslek yüksekokulu açılmıştır. Bugün bazılarının adının bile güç telaffuz edildiği bölüm ya da anabilim dalı çeşitlemesinin var olduğuna tanıklık ediyoruz. Bu durum elbette ki sevindirici. Ancak şu hususu açıklığa kavuşturmak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle nitelik mi yoksa nicelik mi olmalı? Önceliğimiz ne olacak? Avrupa ülkeleri ve Amerika 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle üretim alanında bu sorunun cevabını nitelik olmalı şeklinde belirlemiş ve ondan sonra hızlı kalkınmayı başlatmıştır. Zira sayıda çok ancak niteliksiz ürünler kaynak israfını artırmaktaydı. Okul sanayi işbirliği iş bölümü yapmayı gerekli kılar. Sanayici müteşebbis olarak küçük, orta ya da büyük ölçekli işletmesini kurmuş, burada mamul madde üretimi yapmak istemektedir. Yani makina, iş gücü, sermaye, bilgi, teknoloji, enerji ve benzeri üretim fonksiyonlarını harekete geçirerek ve katma değer üreterek ham maddeyi mamul madde haline dönüştürecektir. Üniversite ise kendini geleceğe hazırlamak üzere başvuruda bulunan genç kuşaklara meslek kazandırmakla mükelleftir. Yani o da yaptığı üniversite eğitimle bir hizmet üretimini gerçekleştirmektedir. O zaman bu iş bölümünde paydaşlar olarak üniversitenin öncelikle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmesi gerekiyor. Gene biz çok iyi biliyoruz ki yıllardır
sektörle ilgili yapılan araştırma sonuçlarında sanayici teknisyeninden yöneticisine kadar her kademede yetişmiş nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Buna göre üniversite ile sanayi ürünün özelliklerini birlikte belirlemeli. Üniversite programlarını ona göre yapmalı. Zamanında müdahaleler ve yapılacak güncellemeler negatif entropiyi önlemelidir. Aksi takdirde diplomalı işsizler yetiştirir. Bu iş bölümünün diğer paydaşı olan sanayicinin üretim yaparken teknik ve teknolojik pek çok konuda problemle karşılaşmasına sebep olur. Zira dünyanın neresine giderseniz gidin, üretim faaliyetleri zor ve zahmetlidir. Üretimi kolay kılacak yolları üniversite ile birlikte arayıp bulmalıdır sanayici. Bunun için sıkıntıların aşılması ve problemlerin çözümünde üniversiteden destek istemelidir. Ben üniversite sanayi işbirliği hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zira değerli katılımcılar bu konuda zaten kendi çalışmalarının sonuçları ile konuyu yeterince burada tartışacaklardır. Bu panel, konferansta tartışacaklar. Belki son söz olarak şunları da söylemekte yarar var. Ben hayatım boyunca üretimin gücüne ve gerekliliğine inanan ve onu her platformda dile getiren birisi. Ülkeler açısından üretimin ne kadar önemli olduğunu yıllarca öğrencilerime anlatmaya çalıştım. Özellikle teknoloji üretimi konusunda ülkemizin çağın ne kadar gerisinde kaldığını söylemeye gerek yok. Yani teknolojiler geliştirmede ve mevcutlarının durumunun iyileştirmesinde güncel söyleşide inovasyon konusunda sanayici ile üniversitelerin hiç zaman kaybetmeden hemen bir araya gelmesi, bu iş bölümünü gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle üniversitelerin kendi çevrelerine ördükleri o kalın duvarları yıkması, sanayicinin de ben bilirim havasından kendisini kurtarıp bilime ve bilimsel faaliyetlere önem vermesi gerekiyor. Birlikte ihtiyaçların belirlenmesi ve kolektif çalışmaya girilmesi gerekiyor. Bilgi ve teknoloji üretimi zor, zaman alıcı ve masraflıdır. Ferdi çalışmalar enerji kaybına sebep olur. Bu yüzden üniversite sanayi işbirliği bu konuda avantaj sağlayacaktır. Üniversitelerin de teorik değil, daha çok uygulamaya ve beceri geliştirmeye yönelik programları uygulamaya koyması lazım. Ayrıca üniversitelerin sanayiye, sanayinin üniversitelere daha fazla girdi sağlayabileceği diyalogların kurulması gerekiyor. Ben burada sözlerime son verirken tüm katılımcılara başarılar diler. Burada tartışılan konular ve varılan sonuçların ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, bilime ve literatüre önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Doktor Abdullah Sönmez'e eğitici ve yönetici konuşması için çok teşekkür ederiz. Şimdi ikinci konuşmacı olarak elimdeki listeye göre Profesör Salim Hızıroğlu'na ben söz vermek istiyorum. Salim Bey'e öncelikle bir teşekkür borçluyuz. Salim Bey'le biz hem çalışma arkadaşıyız, hem yurt dışına Oklahoma Üniversitesi'ne gittikten sonra tüm öğretim üye ve elemanlarına gösterdiği yardım için ben hem şahsım hem hepinizin de çok teşekkür ederim. Buyurun Salim Bey. Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Her şeyden önce bu international bir konferans, onun için we are gonna shift from Turkish to English. And I know there are a few international participants and I can see a big smile on their face. I'll be going there just, can you hear me from here? Can you hear me? Yes, that's true, yes.
And in case there is a misunderstanding in terms of language, I believe my Turkish is not bad. I can easily translate and make sure some of my colleagues can understand the presentations. All right? Are we together? I apologize for some technical things. As you see, next 20. Ne yapalım? İşi karıştıran sizsiniz. Next 20 minutes or so, I'll be talking about as you see there. Thank you so much. As you see there, how we can use different types of wood composite in manufacturing of furniture. So I'll try to share some of my experiences, some of the research projects which I involved in different countries. We are all familiar how we can use different types of wood composites in furniture manufacturing, as you know. But if you look at there, I can find my laser pointer, there are so many different types of furniture units which are used. As an overlay, you can see thin overlays, particle board, fiber board, or any kind of composite panels. But the important thing is, when we are referring to any kind of composite panels, we have to take into consideration four distinctive issues. First of all, raw material efficiency, improved properties, easy to use, but the last but not least, sustainable use of our resources is the keyword of wood composite manufacturing. That was the case at the turn of the century in the United States, in North America. You know, we had a huge trees, and look at the stump size. I'm about 165, so easily less than 2 meters material are wasted there. Because there was no concept of harvesting. People were simply plundering the forest at that time. But nowadays, we are trying to use almost every single fiber so that nothing will be wasted. You are all familiar to geography of the United States. You know, New York is there, California, and Oklahoma is right there. In our state, in state of Oklahoma, we have one underutilized species, which is called Eastern Red Cedar, Juniperus virginiana. We also have some in Turkey, I believe. So that species is considered as an invasive species. They don't like it. They simply burn it. The reason they burn it, it absorbs substantial amount of water from the ground, and state of Oklahoma is a cattle industry. There's a huge amount of cattle business. If there's no water, of course, cattle industry goes down. So they burn it in the field. And years ago, we initiated a research project to manufacturing value-added panel products from that underutilized species, including needles, bars, and everything as a whole tree chip. I will just share a few slides. And that tree also has some oil in it. These are large trees, of course. 3.8% oil, which is used for different applications, from pet shampoos all the way to soap manufacturing. So raw material is there. Simply, that picture was taken years ago. I was much younger, as you can see from there. And nothing fancy. We made single-layer, three-layer panels. Just a regular press, as you all know, either you make the panel products in the United States or in DJ or somewhere else, technology is the same. We made three layer, single layer,
different tests, bending tests, and all those kind of internal bond strength we simply carried out. We also made some kind of structural panels. You may easily ask, hey, you are talking about the furniture manufacturing, who is going to use structural panel transport in furniture manufacturing? But believe it or not, in a few slides you will see this is the raw material we simply compress, and this is the final product. In North America, they use transport, not only oriented transport, but also wafer board in furniture manufacturing. You know, rather than using this solid wood, look at the legs, look at the base material of the armchair manufactured from that low quality compared, of course, solid wood, but more sustainable material. Sometimes they use those kind of material to produce the cabinets. Sometimes they simply apply finishing to the surface. But idea is to use raw material as efficiently as possible. Any problem, any questions up to that point? No problem? Are we doing okay? So I don't want to bore you with all the technical details. However, both particle board and those structural panels resulted satisfactory physical and mechanical properties, which are comparable to those of commercially produced panels. We also made for furniture manufacturing smooth surface three layers, just like sandwich, particle, waste material, particle is in the core, and on the face, fibers, southern pine fiber, which is comparable to our Sarachan, Scotch pine. The objective of this, of course, to have a smooth surface, and once we put the thin overlay just like here, no telegraphing effect, no any kind of roughness will go through, then quality will be enhanced. Wood plastic composite, you are all familiar, it's a booming industry, not only in the United States, but also European countries. We use the Eastern Red Cedar to manufacture wood plastic material, which can be used to produce outdoor furniture, picnic table or the coffee table, which you are going to use on your deck, outdoor for picnic purposes, or all those kind of things. So these are all underutilized species. If you look at the non-wood species, if you take the plane from Istanbul or from, let's say, Ankara, if you fly about 13 hours, you will be in Taiwan. And one of the largest universities, National Pingtung University Science of Technology in Taiwan, located southern Taiwan, right there, this island all around there, they have betel palm, non-wood species. What they do, fruits are right here, just like about hurma boyunda, date size, they chew it, just like a tobacco. But the trunks are wasted, they burn it. Years and years ago, when I was there, we initiated a breed project to manufacture particle board from the waste trunks, and results were quite satisfactory. While you're in Taiwan, if you fly about, maybe Taiwan is up there, right there, either Malaysia or part of the Indonesia, Borneo Island, including Sumatra, there is a non-wood waste material, which is oil palm. Unfortunately, last two easy 30 years or so, most of the European countries are plundering the forest land. They are planting those oil palm trees, which will give you a profit within 3, 4, 5 years, cash crop. Fruit is right there, about that big, and you simply squeeze and you extract the oil. And in Southeast Asia, Malaysia, Taiwan, Thailand, Indonesia, they use for cooking purposes. And waste material, either from the fruit bunches or from the trunk, simply they use to burn it. But at University Science Malaysia, University Putra Malaysia, we initiated a few projects to manufacture value-added panel specifically targeted to furniture manufacturing. The trunk is very low density, just like a sponge.
and fiber from the fruit bunches is very long, ideal for not only particle board but also fiber board manufacturing to be used for furniture production. While we are in Southeast Asia, if you go to Bangkok, you know, in our country, Mediterranean, if there's no bread, we go hungry. There, if there's no rice, they go hungry. You go to breakfast, there are three types of rice. So rice is all around. But the rice straw is simply waste. They burn it. They use it to a limited extent for vegetable growing, bedding, and all those kind of things. So a few years ago at the Khatsetsart University in Bangkok, just outside of Bangkok in Thailand, we use rice straw, also bamboo, which is a non-wood species. It is as strong as steel, çelik kadar kuvvetli, sağlam bir ağaç. Ağaç demek lazım, grass, ot. Ama kullanılmıyor. It's not commercially used. They use produce the chopsticks and those kind of things. Not only rice straw, but also bamboo. And it grows very fast. I'll tell you a real life experience. Am I five more minutes, maybe, moderator? Dr. Kurtoğlu. 10 dakika daha. I'm glad. Bamboo grows extremely fast. Bamboo gerçekten çok süratli büyüyen bir species. Forgive me my international friends, just 1 minute in Turkish perhaps. Kuzey Tayland, Chiang Mai'da ormanın içinde meslektaşlarımla yürürken 3-4 saat kadar yürüdük. Başladığımız zaman şu büyükte bir bambuya teyp koyduk. 4 saat yürüdük geldik, bambu yaklaşık şu kadar büyümüştü 4 saat. Doğru iklimde, doğru şartlarda bir günde 30-35 santim büyüdüğü iddia ediliyor. Çok süratli büyüyen bir bambu. Gerçekten öyle. Ama it is still not commercially used, unfortunately. So, in any case, we use rice straw as well as the bamboo to produce different types of panel products, not only fiber board, but also particle board, to be used as a raw material, as a substrate for furniture manufacturing. So, you know, the raw material, drying, screening, those were at the Khatsetsart University in Thailand years ago. Raw material there, core material, fine, coarse, different types of fractions and all those kind of things. Yeah, with one of my colleagues simply helping me. Press is the, either you are talking about that big or this big, doesn't make any difference based on the standard, based on either you are using Japanese standard or the American standard or Turkish standard, you know, size will be different, but the technology is, as you can imagine, just the same. Of course, we look at the static bending, modulus of elasticity, internal bond strength, density profile, so on, all those standard tests. We also look at the surface quality, which is important issue as far as furniture manufacturing using the panel product, because as I said, nobody would like to have a rough surface on a piece of coffee table when you put a tin overlay. So we determine the surface quality using the stylus. I don't want to bore you with all those technical details, but you know, average roughness, mean peak to valley height, and all those kind of things. Just a simple equipment, I am sure. You have in this, university, I know there are some of the other universities, they have those kind of equipment. Just a few bar diagram to illustrate the strength properties. Making the long story short, rice straw does not make a good panel product. It is very soft and strength properties is not acceptable. However, when you add 10-15%, it doesn't affect that much. Of course, nothing comparable to 100% bamboo, is which is the ideal one. Average roughness, yeah, we look at there some of the graphs, you know, just the illustration. We also made the fiber board. As you know, raw material is there, waste material, you simply convert the raw material into fiber
after that, you have the bamboo fiber, rice straw fiber, then you are going to use with the different adhesive, different resin, interior adhesive, of course, urea formaldehyde most of the time. Fiber, bamboo fiber, then you spray the adhesive there, nothing fancy, as I said. Then, you know, we make many panels there, and I'm telling you, it is not easy to make the panel when you have 80% relative humidity, 35 degrees of Celsius in Bangkok. So it was pretty sweaty experience. That was years ago again. Then, of course, you will compress. Then you are going to make some of the, I think there's a typo there, but modulus of elasticity, the different iso. But if you look at their 100% rice straw is not very good idea. However, 100% bamboo is excellent. 20% would be some kind of borderline threshold limit. Internal bond strength, again, the rice straw is pretty low. So, but the essence, if you would like to draw some conclusive remarks, yes, we can easily use underutilized species such as either eastern residue or non-wood species, either bamboo or oil palm or betel palm in Taiwan example, can easily be used to produce different types of panel products to be used for furniture manufacturing. Of course, when we say furniture manufacturing for the panel products, most of the time, you know, cabinets, you know, flat material, flat surface, kitchen cabinets, or in the case of the wood plastic outdoor furniture, or in the case of laminated material or the high density fiberboard for flooring and all those kind of things. Surely, from the scientific point of view, we can prove, you can manufacture, we can publish hundreds and hundreds of articles, but the question is, who is going to manufacture this panel product? There, capital is coming to the stage, which is not very easy to find anywhere in the world. But as a scientist, of course, it is not an important issue for us. We simply produce the publication, produce the data. If there is an interest either today or next 50 years or 100 years, that is going to be responsibility of the industry. So making long story short, based on my experience in different countries, all those raw materials can be used to produce different types of value-added panel products. Let me see. Yeah, some acknowledgments, some of my colleagues. This is so-called tepsi lily, Southeast Asia, specifically Indonesia, Malaysia, Thailand. It's because this one, my favorite plants. Herhangi bir sorunuz, questions, so if you have any questions or anything, I'll be more than happy to answer, if you have a few minutes, of course. Is it clear? Yes, please, 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 please. Yes, of course. Yes. The question is, honeycomb could be used to manufacture some kind of panels, but the quantity, how much do you need? Do you have enough to sustain the production? I just want to make sure if I understood your question correctly. Honeycomb design, are you referring to that one? Yes. Okay, yes, I got it. I apologize. Okay. Yes, yes, okay, I got it. Yeah, okay. Mm-hmm. Okay. Yes. Most of the time, as you all know, and
as we all know, honeycomb structure core is a craft paper, and they put a thin MDF, medium density fiber board. You can easily manufacture medium density fiber board from any kind of material which I discussed during my presentation. But honestly speaking, we have not done any kind of honeycomb structure using the craft paper in the core, putting the maybe about 2-3 millimeter thin MDF, just like IKEA material. The coffee table, if I would like to lift this, it is pretty heavy, but if it was a honeycomb, it's gonna be very light and transportation cost is gonna be very low. But again, answering your questions, I'm positively sure using thin medium density fiberboard, thin medium density fiberboard can easily be used in the surface layer to produce honeycomb type of structure. Did I answer your questions partially? Thank you. Sure. In those experimental panels, we did not add any kind of wax. Usually, as you know, 1-2% wax and emulsifier, you know, is added into the raw material. But a disadvantage of the adding wax, strength properties goes down. So, again, answering your questions, if you add maybe 1-2% wax in the panels, I am positively sure dimensional stability, in a way, water absorption or thickness swelling of our panels will go up, but we did not add it. If I am the manufacturer and if I am going to produce panel from raw material, definitely I would add some kind of wax to enhance, to improve dimensional stability, including thickness swelling as well as the water absorption. Make sense? Please. Merhaba, öncelikle teşekkür ediyorum hocam. Sunumunuz açısından çok önemli. Teşekkür. Ben bu konuya üretim okuyacağım. Peyzaj mühendim. Ben kendim de Aydın'dan geliyorum, Adnan Menderes Üniversitesi'nden. Yerel olarak fıstık çamı biliyorsunuz. Kompanyon olarak geçiyor. Doğal Bergama'dan sonra en yoğun olarak Aydın bölgesinde geçiyor. Onu fıstık çamları hepimizin bildiği gibi gıda olarak kendilerinde falan kullanmıyor. Değerli bilgim ama o kozalakları sadece yatık olarak kullanıyor. Kozalaklar işte parçalandıktan sonra bu tip kullanımlarda ilgili bilginiz var mı hocam? Ben kullanmadım. Türkçe cevap vereyim. Ben kullanmadım. Ben kullan, belki bir yardımı söyle. Ben size sonuçları iletebilirim. Aydın da konuşuyor hocam. Böyle değerlendiriyor. Bir çalışma yapıldı birkaç yıl önce. Ben şahsen kullanmadım. Benim hançolar, yani böyle bir soruya cevap verebilirsem belki %10-20 katkı maddesi olarak kullanmak en mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu tip malzeme bilemiyorum. Dr. Kalaycıoğlu yapmıştır. Hani %100 kullanması pek mantıklı gelmiyor ama ilk etapta %5-10 katkı maddesi olarak katıp ne tip özellikler yaptığını, yani mekanik ve fiziksel özellikleri ne tip bir etkisi yaptığını inceledikten sonra olabilecek. Yani şöyle diyeyim, herhangi bir lignoselulozik material her zaman kullanılabilir. Bu mısır da olabilir, rice de olabilir, sizin belirttiğiniz gibi fıstık parçaları da olabilir, pamuk parçası da olabilir. Bunların hepsi kullanılabilir. Yeter ki dizaynın doğru bir yönde gerçekleştirilmesi olsun. Teşekkür ederim. Sayın konuklar, toplantıya devam etmek zorundayız. Zamanlı soruları daha sonra boş zamanımızda sorarsanız. Sayın Profesör Salim Bey'e çok teşekkür ederim. Şimdi üçüncü konuşmacımıza da Arzu Sözü'nün Intermo fuarında biliyorsunuz bizim sektörün en büyük fuarı, Avrupa'nın ikinci, Avrasya'nın en büyük fuarından geliyorum. Bayağı epey de yorulduk. Ciddi görüşmelerimiz oldu, toplantılarımız oldu. Dolayısıyla ben özellikle yorgunluğumdan dolayı mazur görmenizi rica ediyorum. Bir de
sabahtan beri bayağı soğuk bir ortam. Dışarıya göre burası daha soğuk. Üşümüşsünüzdür. Biraz da acıkmışsınızdır. Ben öyle tahmin ediyorum. O yüzden çok fazla uzatmadan sektörümüzün bugünü ve geleceği hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Dolayısıyla üşüyen arkadaşlardan da ve kusura bakmayın diyorum. Şimdi bizim beni tanıyan arkadaşlar biliyordur ama ben bazı birkaç dışarıdan gelen ve konuklarımız var. Onlara hoş geldiniz diyorum. Ayrıca Düzce'den gelen konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Bu panelin bu kongrenin hazırlanmasında emeği geçen bütün herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Kolay bir kongre değil. İnsanları burada böyle bir kongrede bu mobilya üzerine düşünmeye sevk etmek kolay bir şey değil. Dolayısıyla her iki Ayhan Hocam'a da sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Beni de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Orman Yüksek Mühendisiyim. Aynı zamanda üniversitede, Düzce Üniversitesi'nde sürekli olarak iletişim halinde olmaya çalışan, üniversitenin her türlü şeyinde kariyer günleri olsun, herhangi bir pozisyonda görev almaya çalışan, canı gönülden üniversitenin bir hizmetkarı olmaya çalışan bir kişiyim. Aynı zamanda doktora öğrencisiydim. Bir taraftan da öğrenci hem öğretmen olarak çalıştım üniversitede. İlk santez projesini Düzce Üniversitesi'ni biz gerçekleştirdik. İkinci santezi de bitirdik başarıyla. Şimdi de bir özel bir projede tekrar Üniversite Sanayi İşbirliği'nin çok önemli, çok güzel bir örneğini teşkil edecek bir projeye adım atmak üzereyiz. Prensipte anlaştık. Önümüzdeki hafta inşallah duyurusunu yapacağız. İnşallah ben de bu konuda destek vermekten, yani biz maddi olarak hem manevi olarak destek vermekten mutluyuz. Bizim yonga levha dediğimiz sunta ve lif levha sektörümüze gelince bizim sektör gerçekten çok ciddi bir merhale kat etti. Her sene yaklaşık %20-25 hatta bazı seneler %30 civarında büyüyerek şu anda Avrupa'nın birinci büyük MDF üreticisi haline geldik. Dünyada da ikinci sıradayız arkadaşlar. Dolayısıyla ben hocam ve değerli konuklarımıza şunu söylemek istiyorum. Bizim sektör levha sektörü, yani bizim bunun içinde OSB, MDF ve sunta dediğimiz lif levha ve yonga levha OSB sektörü şu anda 23 şirket tarafından, 23 adet şirket var Türkiye'de. Bunların tamamı yonga levha, MDF ve yonga levha sanayiciler derneği çatısı altında toplanmış durumda. Bu derneğinde 12 yıldır yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyorum. Orada görev yapıyorum. Dolayısıyla derneği temsilen de bir taraftan bu sektörümüzü anlatmak istiyorum. Şimdi bizim sektörümüzün yaklaşık şu anda doğrudan 400 bin işçiyi barındırıyor. Bunun içinde kağıt hariç 1 milyon dolaylı kişiyi çalıştırıyor. Dolayısıyla istihdamı çok güçlü bir sektörü sahibiz. Yaklaşık 14 milyar dolar bir hacmimiz var. Olması gereken rakam değil. Şu anda bizim olmamız gereken rakam 35 milyar dolar olmalıydı. Bizim sektör olarak. İhracatı çok fazla olmadığı için şu anda 2 milyar dolar seviyelerinde mobilya ihracatı. Dolayısıyla mobilyanın ihracatı ne kadar güçlü olursa biz de o kadar büyüyeceğiz ve daha geniş bir yelpazede daha çok üretim yapma şansı bulacağız. 2023 yılı hedefimiz 25 milyar dolardır arkadaşlar. Olması gereken rakama ancak o zaman ulaşabiliyoruz. Bizim zaten 2016 yılı ihracatımız 3 milyar dolar. 2023 hedefimizde 8 milyar dolar olarak belirlendi. Biz böyle bir 6 milyar dolarlık ihracata da imza atmış bulunmaktayız. Yani sektörün hedefi budur. İki tane alt sektörümüz var. Birisi mobilya ve dekorasyon sektörü. İkincisi de mobilya sektörün yarı mamul ihtiyacı karşılayan yonga ve lif levha ağaç ürünleri sektörü. Bizim MDF yani lif levha üretiminde şu andaki durumumuzu bakılırsa biz Orman Genel Müdürlüğü'nden
sadece tek bir yerden beslenebiliyoruz. Yerli odun imkanları az olan bir sektörden bahsediyorum. Tükenen bir kaynağa dayalı bir sektörüz. Dolayısıyla şimdi bizim sektörün ihtiyaçlarını çok da uzatmadan odun ham maddesi tedariği zor olan bir sektörüz. Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nden şu anda bizim ihtiyacımız olan kısmın ancak %60'ını, %50'sini karşılayabiliyoruz. Daha önce bu çok daha kötü seviyelerdeydi. Dolayısıyla son zamanlarda OGM, Orman Genel Müdürlüğü büyük bir sıçrama yaptı. 1 milyonlardan 8 milyonlara kadar çıktı. Daha sonra daha büyük rakamlara çıktı ve daha sonra tamamı yani tedarik edebileceğine dair bir ön anlaşma bile yaptılar. Dolayısıyla son zamanlarda yapılan çalışmalardan dolayı OGM'ye teşekkür ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü, özellikle İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı inanılmaz derecede bize destek oldu. Bizimle irtibatı, sürekli iletişimi güçlü tuttular. Fakat bir taraftan fonlar kalktı. Biraz önce bir Kelebek Mobilya'dan konuşmacı başkanımız dedi ki bir fonlar kalktı ama fiyatlar arttı MDF'de. Ham maddede fiyatlar artıldığına dair bir şey söyledi. Yalnız bizim şöyle bir şeyimiz, sadece odun fonunun bizim maliyetteki payı %1 civarında. Biz toplam %80 civarında maliyeti, %80'i hatta Yongaleva'da %85 değişken maliyetle çalışan bir sektörüz. Ne kadar zor olduğunu, management'ı ne kadar zor olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Değişken olan şeyleri yönetmek öyle kolay değildir. Bu da önemli olan kurun değişmesiyle oluşan üren üzerindeki yoğun baskı, yani %21 civarında biz kimyasal kullanıyoruz. Üre şu anda dolara bağlı olarak ve ham madde imkanları kısıtlılığından dolayı ciddi oranda arttı ve şu anda odundaki fon azalışının yerinin daha kat kat fazlasını üreden ve enerji ve diğer şeylerden etkilendik. Dolayısıyla ciddi anlamda maliyetlerimiz çok fazla arttı. Dolayısıyla fon artışıyla ilgili, fonun kaldırılışıyla ilgili maliyetlerdeki etkisini çok göremedik. Bizim şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nden 4,5 milyon ton, sanayi atıklarından 1 milyon 700 bin ton, yurt içi şahıslardan kavak vesaire 900 bin ton, tapulu kesimden 2 milyon 400 bin ton, yurt dışı ithal orman envaiden 3 milyon ton alarak sektörümüzü odun ham maddesini beslemeye çalışıyoruz. Şu anda Türkiye levha sektörü toplam kurulu kapasitesini bahsetmek istersek, Yonga levha 5 milyon 113 bin şu andaki metreküp bölü yıl. Lif levha 6 milyon 779 bin metreküp bölü yıldır. OSEV'de 240 bin. Yani şu andaki 2016 yılında gerçekleşen rakamımız toplam levhada 9 milyon 238 bin metreküptür. Türkiye bu, yani Çin'den sonra biz ilk dünyada ikinciyiz diyoruz ama Çin'in rakamına ulaşmak mümkün değil. Çünkü 41 milyon civarında bir rakam var onların. Bizim şu anda henüz 11 milyon rakamlarına ancak kapasite olarak ulaşmış durumdayız. Bir yandan da Yonga'ya ithal ediyoruz. 345 milyon dolar ithalat yapmışız 2016 yılında. Bizim ihracatımızı en büyük etkileyen faktör, dünyanın en pahalı odununu kullanıyoruz. Dolayısıyla Polonya'da ve bizim hiç ummadığımız ülkelerin ihracatları bizim çok çok katımızda. 8-9 milyar dolarları geçiyor. Ben de bu küçük ülkelerdeki ihracat rakamlarının çok yüksek olması, bizde düşük olmasının çok hayıflanan bir insanım. Dolayısıyla bunun odun ham maddesinin, yani bizde maliyetteki payı %50 olduğu için azaltılması şart. Dolayısıyla burada Orman Genel Müdürlüğü'nün ana tedarikçi kendileri olduğu için bunları bir an önce düzenlemesi gerekiyor. Yani bizim her zaman şikayet ettiğimiz konu bu. Biz dünyanın en pahalı odununu kullandığımız için ihracatta çok büyük avantaj elde edemiyoruz. Yani bizim şu anda iki katı
diğer ülkelerdeki, rekabet ettiğimiz ülkelerdeki odun ham maddesinin maliyeti bizde iki katı, en az iki katı şu anda. Dolayısıyla bir de kış geldiği zaman çok büyük derecede ormanlarımızın yolları ve şeyleri çok imkan olmadığı için stok maliyetini biniyor. Bizim çok ciddi alanda, büyük alanlarımızda betonarme yapıp üzerinde odun ham maddesi biriktirmek ve stoklamak zorunda kalıyoruz. Stok maliyetini tahmin edemezsiniz. Bir 10 milyon TL'lik bir odun stoğunun size 350-400 bin liralık maliyeti var arkadaşlar. Dolayısıyla ben böyle bir şeyde hem satışlarım sadece yaza dayalı değil, aynı zamanda kışın ve yazın mevsimsel farklılık gözetmeksizin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu durumdan dolayı ihracatımız ciddi anlamda beklenen seviyenin çok çok altında seyrediyor. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Bir taraftan da MDF ihracatımıza, levha ihracatımıza bakılırsa, yani kağıda bağlı olmadan kendi öz şeylerini de söyleyeyim. Biz normalde ithalat yaptığımız rakam 100 bin dolar, 100 milyon dolar daha fazla. Yani 400 milyon dolar ihracat yapıyorsak 500 milyon dolar da levha ihracat yapıyoruz, ithalat yapıyoruz. Yani ithalat yaptığımız rakama baktığımızda daha fazla. Dolayısıyla bizim ihracata bir an önce çözüm bulmamız gerekiyor. Bunun biz yükte ağır, pahada hafif malzeme ürettiğimiz için biraz önce söylediğimiz gibi mobilya aynı konuda müzdarip. Dolayısıyla bizim nakliye imkanlarından mutlaka devletin bu konuda el atması gereken bir konu olarak gündeme geçiyor. Yani bizim özellikle ilk şeyimiz, devha sektörünün ana şu andaki güncel problem odun ham maddesi. Zaten tahsillerimizin tamamını alabilecek seviyemizde ulaşamıyoruz bir türlü. Dolayısıyla burada bu fiyatları etkileyen en büyük miktarlardan bir tanesi fiili masraflar. Bir sitenin kesilip yol kenarına getirilmesi ve istiflenmesine ait işçilik gideri ciddi manada yüksek. Yani ben o rakamları hemen hemen herkesin tahmin edebileceğini biliyorum, tahmin ediyorum. Bir de tarife bedeli var. Bir sitenin her takvim yılında belirlenen parasal tutarı, yani normalde satış masrafı var bir de. Bir de tevzi dağıtım giderleri var. Dolayısıyla bunların hepsi birleştiğinde odun ham maddesindeki maliyetin ciddi manada yükseldiğini görüyoruz. Laminat parke üretimine girmiyorum. Laminat parke üretiminde de fiili kapasite normal Türkiye'nin kullandığı 120 milyon metrekare kullanımı var, satışı var. Ama 180 milyon metrekarelik bir yatırım yapılmış durumda. Dolayısıyla şu anda yani biz laminat parkede de baktığımızda ciddi manada kapasitelerimiz ülkenin şu anda satış yapmak, ihracat yapmak durumunda. Dolayısıyla hem MDF hem Yonga Levha'da baktığımızda kapasitemizin %75'ini ancak kullanabiliyoruz ve bu %75 kapasitede %100'e geldiğinde ve tamamını kullandığında ihracata yönelmek ihtiyacının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Sektörün en büyük ben size kısaca sektörle ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum. Kapatıyorum birazdan. Şimdi levha üreten ülkeler arasında biz Almanya'nın iki katına çıkmış durumdayız şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki katın üretim yapıyoruz. Yani 3.79 Almanya, 3.66 Amerika Birleşik Devletleri milyon metreküp yıl olarak geçiyor. Türkiye'de 6.77, Çin'in ise rakamı 40 milyon civarında. Böyle bakılırsa bizim sektörün nedenli büyüdüğünü ve nerelere geldiğini görmüş bulunmaktayız. Evet, sonuç olarak size şunu söyleyebilirim. Sektörümüzün geleceği önümüzdeki yani yıllarda daha da artacağını gösteriyor. Bizim ihracat yaptığımız mobilya ihracatının yapıldığı en büyük ülkelerin başında Irak geliyor. Yani %40 civarında bir rakamın payını Irak alıyor. Suudi Arabistan %12 civarında.
Dolayısıyla diğer ülkelere çok fazla ihracatımız yok. Ama şunu söyleyeyim, sevindirici bir haber. İtalya'da, yani yatırım yapan şirketlerden bahsediyor. Daha önceden ama ben size söyleyeyim. %4 civarında ihracatımız olduğunu görüyorum, mobilya ihracatımızın. Bu da sevindirici bir haber. Çünkü mobilyanın beşiği olan bir ülkeye siz ihracat yapabiliyorsunuz. Bu da bizim tasarımdaki geliştiğimizi belli bir seviyelere de ulaştığımızı gösteriyor. Dolayısıyla bizim ihracat rakamlarına ulaşabilmemiz için Avrupa ülkelerine ve Amerika gibi bir ülkelere de ihracat yapabilmemiz lazım. Çünkü bu civarda sıkıntı var şu anda. Suriye, hakeza biliyorsunuz çok büyük ihracat yaptığımız ülkelerden bir tanesiydi. Irak, İran bu bölgelerde şu anda gidiş gelişler sıkıntı olduğu için Mısır hakeza çok ciddi ihracatımız olan hatta temsilciliklerimiz olan bir ülkeydi. Dolayısıyla en çok ihracat yaptığımız bu bölge sınır ülkelerimiz, Arap ülkeleri. Ama bir taraftan baktığımızda Güney Afrika'da var. Çok imkan var yani baktığınızda. Bunların hepsini birden topladığınızda ciddi bir ihracat imkanı gözükmektedir. Dolayısıyla bizim yaklaşık istihdam seviyemizi 2 milyonlara çıkartabilmemiz 2023 hedefimizdir. Bizim en çok yapacağımız şeylerden bir tanesi de bu ihracat imkanlarını artırmak ve gelecekte levha sektörünün olması gereken rakamlara yani yaklaşık 40 milyar dolarlık seviyelere getirebilmektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Aslında üç konuşmacı gerek eğitimle ilgili, gerek sanayiyle ilgili, gerek teknolojik özellikle çok ilginç ve çok sorulacak ve tartışılacak konular var. Ama ne yazık ki önümdeki programa baktığımda öğle yemeği için 12.45, 13.45, 14.15'te yine oturumların başlaması gerekiyor. Ancak şimdi biraz önce Hakan Bey de söylediği gibi ihraç diyoruz. Kimlere ihraç ettiğinizi belirtiyoruz. Ben bir toplantıda konuşmacıydım. Orada en fazla o yıllar için Almanya ihraç yapıyordu. Yabancılarla ilgili toplantıydı. Ben o sözü söylediğimde Alman bir dergisinin bir tane Volkskurier'in editörü çıktı. Hocam dedi siz dedi bize ihracat yapmıyorsunuz. Ben niye dedim size yapmıyoruz? Sizin dedi Gastarbeiterleriniz dedi. Sizin ihraç ettiğiniz mobilyaları alıyor dedi. O nedenle bizim oradaki mobilya dekorasyonla ilgili gerek ağırlıklı olarak mobilya dekorasyonu, gazi ve ağaç endüstrimiz, ormanizmi diğer meslek gruplarıyla, tasarım ve katma değeri fazla artıran mimarlarla, iş mimarlarla ilişkilerimizi artırmamız, onları baskı altında almamız gerekiyor. Şu anda ben 5 yıldır iç mimarlık bölümündeyim. Mimarlık, endüstri tasarım ve iç mimarlık bölümünde ne de derse giriyorum. Şurada bahsettiğimiz konularda çok yabancılar elden geldiği kadar gayret etmeme rağmen bayağı şeyle de karşılaşıyorum. Ayrı meslekten olduğum için. Ama bu dertleri bilmiyorlar. İnanın şimdi biraz olacağı şeyden bahsetti. Laminat parkeden bahsetti. Geçen yıl Intermob fuarında gezdim. Şey an baktım bir panel var. Hadi dedim ben de katılayım dedim. Baktım panelin konusu laminat parka döşeme sorunları. Allah Allah dedim. 7 tane meşhur sektörün ileri gelenler oturmuşlar. Onları dinledikten sonra ha dedim ve oradaki iki genel müdürün karşılıklı konuşmasında birbirine dediler ki ya önce dediler bizim mimarlarımız, iş mimarlarımız Yongalava ile Lüklü arasındaki farkı öğrensin. Neyi nerede kullanacaklarını öğrensin. Ondan sonra dediler bu sorunları tartışalım. O açıdan bizim meslek gruplarımıza çok büyük görevler düşüyor ama kendi durumumuzu onlara izah etmemiz bastırmamız, anlatmamız gerekiyor. Onun için katılımcılara hepinize teşekkür ederim. Abdullah Bey olsun, Hakan Bey olsun, sayın arkadaşımıza. Öğleden sonraki oturumlarda buluşmak üzere. Teşekkür ederim. Moderatörümüze ve panelistlerimize vermiş oldukları değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız, 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi açılış programı burada sona ermiştir. Divaban sponsorluğunda olan öğle yemeğinden sonra 14.15'te panellerimiz başlayacaktır. Acar yemek.